Yalaza 9. bölüm. Mahallenin karikatürize edilmiş resmi üzerinde Yalaza yazdı. İbrahim sağlık ocağında sıkıntıyla dolanıyor. Doktor Bey, geçmiş olsun. Çok şükür tehlikeyi atlattı Faik Bey. Allah'a şükür. Nedir durumu? Neyi varmış? Sakin olalım lütfen, açıklayacağım. Faik Bey bir kalp krizi geçirmiş. Ne? Ama şu an gayet iyi. Kendine de geldi. Yani durumu stabil. Peki, istiyorum. Lütfen, rica ediyorum. Bakın Faik Bey'in heyecanlanmaması gerekiyor. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir kere kesinlikle üzülmemesi ve yorulmaması gerekiyor. İlaç tedavisine devam edeceğiz. Ama en kısa sürede bir kalp uzmanını görmesi gerekiyor. Ben bir babamı göreyim müsaadenizle. İbrahim abi, lütfen. Zaten Burcu hemşire yanında. Merak etmeyin. Israr ediyorum doktor bey. Peki ama yalnızca siz lütfen. Baba biz... Tamam. Aysu nerede? Onu da çağırın gelsin buraya. Tamam. Tuğba telefon ediyor. Nerede acaba? Faik'in yüzünde solunum maskesi. Üst bedeni çıplak. Bizi çok korkuttun baba. Daha iyi misin? İyiyim. Maskeyi çıkardı. İyiyim. Sağ ol evladım. Baba ben... Özür dilerim. Yalaz'a yaptığını zannettiğim için özür dilerim. Neredeyse benim yüzümden seni kaybedecektik. Özürünü bir tek şartla kabul ederim evladım. Nedir o baba söyle. O Alev'i gönder o evden. Gönder gitsin. Baba Alev'in ne alakası var şimdi? Baba... Dedem anlattı bana. Millet sağda solda dedikodu yapıyormuş. Nikahsız kadın o evde ne işi var falan diyorlarmış. Dedem de zaten bütün bunları duyduğu için rahatsızlanmış böyle. İyi de ben Alev bizdeyken hiç evde kalmadım ki. Sen onu millete anlat. Konuşamadım zaten bu yüzden. Bak oğlum, bu mesele benim çok canımı sıkıyor. Söyleyecektim, söyleyemedim. Hep içime attım. Bak, sonunda az kalsın gidiyorduk. Özür dilerim baba. Özür mü, özür dinlemem. Gönder o kadını. Yoksa beni gönderirsin. Sebep olursun. Tamam baba, bakarız. Bakarız. Bak, çocuk gibi oyalama beni. Gönder o kadını, yoksa beni gönderirsin öbür tarafa. Baba. Sinyal solunum cihazından geliyor. Baba. Baba, tamam baba. Sen merak etme. Alev'i göndereceğim evden. Göndereceğim baba. Burcu solunum maskesini taktı. Neden geldik buraya? Ben sana bir sürpriz yapmak istedim. Aslında çok daha güzel olabilirdi ama. Sürpriz mi? İbrahim montunun cebinden anahtarını çıkardı. Ben bu evi senin için kiraladım. Yani daha güzeli olsun isterdim ama... Sen ne diyorsun İbrahim? Ya babam dedikodulardan dolayı çok üzüldü. Ben de ne bileyim... Senin adını böyle yakışıksız şeylerle anılsın istemedim. Buraya tuttum. Eksikleri var ama tamamlarım yani çok güzel bir yer. Sürpriz dediğin bu muydu? Sen bir insanı kibarca evden kovmaya sürpriz mi diyorsun? Alev ben... Bak ben senden yardım istedim evet. Ama ondan sonra evinizde kalmak gibi bir talebim olmadı. Ben zaten istenmediğim yerde durmam ki. Ayrıca benim başka bir evde oturmam gerekiyorsa bu sana mı kaldı İbrahim? Ben başımı çaresine bakarım. Anahtarın sende kalsın. Gidiyor. Alev beni yanlış anladın. Nazmiye uzaktan izliyor. Asıl sen beni yanlış anlamışsın İbrahim. Ben bu kadar çirkin bir teklifi kabul edebilecek kadar basit bir insan değilim. Kusura bakma. Alev. Bırak kolumu. Bırak dedim ya. Ayol adamın babası hastanelerde. Adamın yaptığına bak ya. Alev ağlayarak koşuyor. Merdivendeki İbrahim şaşkınlıkla baka kaldı. Bakışları elindeki anahtarda. Sıkıntıyla evirip çevirdi. Alev'in arkasından bakıyor. İsmail kollarını göğsünde bağlamış, uyuklayan Aysu'nun yanında etrafı gözlüyor.
durdu. Neydi o ses? Korkma Aysun. Ben havayı kokladım. Eve dönen sincapların ya da kuşların çıtırtıları olabilir. Yok yok, değilmiş. Aysun'un yanına çöktü, sarıldılar. İsmail, biz burada ölüp gideceğiz. O nasıl söz Aysun? Biz birbirimize kavuşmadan ölüm bize haram. İsmail. Sana bugüne kadar kötü davranmış olabilirim. Kalbini kıracak sözler de söyledim. Hakkını helal et, olur mu? Helal olsun. Hem az bile yapmışsın. Boş ver. Aysu başını İsmail'in omzuna koydu. Kurt, kurt indi. Aysu, Aysu sen kendini koru. Aysu, lütfen. Sen kendini koru, ben kendimi atacağım. Gitmeseydin keşke. Lütfen. Aysu, hakkını helal et. Eline bir odun aldı, koşuyor. İlerideki Oral, Fatih ve kızlara girişi verdi. Bir süre sonra. İsmail be, insan bir bakar ya. Ulan elinde sopayla davara mı vuruyorsun? Ulan İsmail, bunu yazdım bir kenara. Gafil avladın ama sonra görüşeceğiz. Oral İsmail'in yanına geldi. İsmail, sana ne oldu yavrum? Bu ne şiddet, bu ne celal? Genç bir kızı tutsak ettin, arabayı çaldın. Şimdi de kaç tane adam yaralıyorsun? Delirdin mi yavrum sen? He? Gitmeyin be çocuğun üstüne. Nereden bilecekti sizin olduğunuzu? Beni kurtarmak için yaptı. Hayatını tehlikeye attı o benim için. Herkes şaşkın, İsmail gülümsüyor. Asıl tehlikeyi ne yapacağız peki abla? Neymiş kız o? İbrahim salonda dolanıyor. Baba. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ha? En sonunda babamdan önce beni sekteyi kalpten götüreceksiniz, rahatlayacaksınız. Derdiniz bu mu? Ne yapıyorsunuz siz? Arda yapsa anlayacağım. Koskoca kızlarsınız ya. Babacığım, ben bütün gün sağlık ocağındaydım. Sen de biliyorsun, dedemin başında. Bütün gün neler oldu, neler bitti, hiçbir şeyden haberim yok ki. Bana Allah'ım, sen bana sabır ver. Ben şu kızları aramaya gidiyorum. Eğer benden önce gelirlerse kimse uyumuyor, yatmıyor, beni bekliyor. Anlaşıldı mı? Estağfurullah ya. Gitti. Burcu, Arda ve Faik tedirgin bakıştılar. Alev, devren satılı konak yazılı tabelayı duvardan indirdi. Ata yadigarıydı bu yavrum. Benim, ailemin, hepimizin büyüdüğü yer. Hiç merak etmeyin. Ata yadigarınıza gözüm gibi bakacağım. Hem burası benim değil, hala sizin kendi yeriniz, tamam mı? Sağ ol kızım. Burası artık emin ellerde, içim rahat. Yarın satış işlemleri başlayınca kredi hemen çıkar inşallah. Paranız da hesabınıza yatmış olur. Allah bir daha satmak zorunda bırakmasın. Amin. Konağın sahibi içeri girdi. Yan taraftaki tabelada Hisar Konağı yazılı. Alev başını çevirince konağa doğru yürüyen İbrahim'i gördü. Göz gözeler. Kendime yeni bir hayat kuruyorum İbrahim. Başkasına ihtiyaç duymadan yaşayabilmek için yeni bir hayat kuruyorum. İbrahim hüzünlendi, gidiyor. Alev ağlamaklı halde kaldı. Ormanda Aysu'yu İsmail'in yaptığı sala yatırmış, el birliğiyle taşıyorlar. Ah, intihar mı? Dur. Salı yere bıraktılar. Yine ne oldu? Aysu, belimiz koptu Aysu. İki dakika dinlenelim şekli. Küçük bir mola verdik Aysu'ma söyleyeyim. Birazdan devam edeceğiz. Ah, başımıza ne geldiyse o küçük sinsireli alev yüzünden geldi. Biz burada hayat mücadelesi veriyoruz. Kim bilir kendi nerelerde keyif çatıyordur. Sen alev alev deyip duruyorsun abla ama başımıza ne geldiyse asıl senin bu dedektiflik merakın yüzünden geldi. Haklı. Karnım acıktı benim. Şekerim düştü galiba. İsmail yerdeki poşetten kalan ayvayı çıkardı. Aysu. Al bunu ye. Aysu aldı. Oho İsmail. Ne var? Ne yapsaydık? Orman koşullarına ayak uydurmak zorundaydık. Sefer tasıyla mı gelseydik? Bırak ya. O değildi. Dedem nasıl oldu acaba? Ne oldu dedeme? Oral sus diye işaret etti. Bir şey yok ya abla. Öyle önemli bir şey değil. Bir şey yok.
Ne oldu dedeme Gökçe? Kalp krizi geçirdi abla. Ne? Dede. Allah'ım. Aurel, İsmail. Haydi koşun gidelim ne olursunuz. Zal durmayalım ne olur. Çocuklar. Çabuk koşun hadi. İki tane boş araç bulundu. Kızların da bu araçlarla gittiğini düşünüyoruz. Araç sahiplerini araştırdık. Araç sahibi biri Helmut ve İsmüller, diğeri Oral Palazoğlu'na ait. Helmut mu? Oral. İsmail, Fatih. Ekipleri ormana soktuk. Her yeri didik didik arıyorlar. Buyurun biz de o tarafa duralım. İbrahim'in kızları bu. Nasıl bir aile? İbrahim usta. Hadi gidelim. İbrahim duyduklarını bozuldu. Jandarma aracına yaklaştı. İbrahim abinin kızlarını mı kaçırmışlar? İbrahim durup dinledi. Araca biniyor. Gri beton fondaki siyah kare içinde sinegraf yazısının harfleri birer ikişer belirip kayboldu. Sonra siyah fona sabitlendi. Üzerine gelen fırça darbesiyle çizilmiş kırmızı zeminde Osman Sınav yazıyor. Osman Sınav ve Hasan Kaçan'dan Yalaz'a yazdı. Bileğinin iç kısmında kafesinden kaçmış kuş dövmesi olan bir kadın eli, orta yaşlı bir adam ve iki genç kadın resmi çizdi. Siyah kalemle çizilen resimler renklenerek karikatüre dönerken jenerik akmaya başladı. Aynı anda karakterler ve yaşadıkları mahalle karikatürize ediliyordu. Alev Didem Balçın, İbrahim Sinan Taymin Albayrak, Nalan İpek Tuzcuoğlu, Yaşar Erdal Cindoruk, Faik Erol Aksoy, Aysu Gamze Karaduman, Gökçe Ergül Miray Şahin, Burcu Merve Erdoğan, Tuğba Lalizer Kemaloğlu, Kezban Zeynep Gülmez, Nazmiye Elif İnci, Helmut Ercü Turan, İsmail Kerem Muslugil, Oral Mert Carim, Fatih Batuhan Aydar, Asil Özkan Ayal, Kübra Gizem Koçer, Kadir Ömer Gecü, Arda Tibet Tursun, Settar Hasan Kaçan, Santral Kadir Çöpdemir. Proje tasarım yapımcı Osman Sınav. Konsept danışmanı Hasan Kaçan. Yönetmen Osman Sınav, Mehmet Bahadır Er, Yücel Hüdaverdi. Üzerinde marangoz önlüğü ve elinde keskiyle İbrahim ve mahalle içinde karikatürize edilmiş diğer karakterler. Resmin üzerinde Osman Sınav ve Hasan Kaçan'dan Yalaz'a yazdı. Orman. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Karanlıkta ilerden biri geliyor. Suyu bıraktılar, yere düştü. Yaklaşan santral gibi iri biri ama seçilemiyor. Hepsi 40. Aysu gözyaşlarıyla kala kaldı. Diğerleri insafa gelip döndüler. İsmail kalın bir sopa kaptı. Oyuncak mısın sen ha? Oyuncak mısın? Hadi gel! Hadi gel! Hadi gel! İsmail! İsmail! Aa, Santral abi. Santral abiymiş ya. Abi aklımızı aldın ha. Vallahi fena tırstık ha. Benim de ödüm ortadan çortladı ya. Aysu'nun yanına yürüdü. Ne yapıyorsunuz burada? Ne oluyor? Santral abi harbiden elimizden bir kaza çıkacaktı şekli kendini iyi kurtardın ha. Ne işiniz var sizin bu saatte? Şimdi bacım dedektifliğe soruyoruz. Benim arabamı saldım. Aysu Maysu ne? Sen ne yapıyorsun bu saatte burada Santral abi? Evet abi. Mantar. Gece mantarı toplamaya çıkıyorum ben. Hadi. Ya neyse tamam hadi. Sohbet mi edeceğiz karanlıkta? Yürüyün hadi gidelim. Evet. Hadi. Babam vallahi hepimizi mahvedecek. Hadi çabuk. Tabii. Ben yolu biliyorum. Beni takip edin. Yürüyün. Hadi, yapış. Hadi. Çap. Hadi hop. Alır. Hop. Güzel. Tamam. Yapıştır. Hadi. Gel. Hop. Takip et. Sen gördün mü yolu? Tabii. Ben gel. Gel. Kıvırlamayın. Eller kaldırılmış.
kaldırılınca Aysu kendini yerde buldu. Komutanım, kayıp şansını bulduk. Allah'ım. Jandarmalar. Allah'ım, bu gece hayırlısıyla bir eve gideyim artık da. Ufak tefek şeyleri sıkıntı etmeyeceğim. Diğerlerinin ellerini havada görünce panikli o da kaldırdı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun size. Ya siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bu ne arsızlık, bu ne edepsizlik? Rezil ettiniz beni bütün Taraklı'ya. Ya bu kaçıncı? Kaçıncı bu ya? Ben size ne yaptım da bana bunu reva görüyorsunuz? Baba, dedem. Salondalar. Dedeniz tabii ya, dedeniz. Şimdi mi aklınıza geldi dedeniz? Bu adam kalp krizi geçirdi ya. Hiç mi düşünmediniz? Üzülmemesi lazım bu adamın. Ya hadi beni düşünmediniz. Dedenizden mi düşünmediniz ya? Ben ölmedim daha. Öyle bağırıp çağırıp durma. Arda'yı da korkutacaksın. Merak etme dede. Nalan ablayı bıraktık Arda'yı. Baba. Hadi sen odana git lütfen. Biz konuşuyoruz sadece. Ya, o ne konuşmaksa? Bir bağırdın yüreğimi ağzıma getirdin. Baba tamam, affedersin. Hadi yat Allah aşkına. Ha, ben çocuk muyum? İkide bir yat, 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 yat. Hayır, işte burada kalacağım. Burada oturacağım. Burcu yer verdi. Sen de bağırmayı kes artık. Tamam baba, otur, otur. Beni iyi dinleyin. Baba bak, vallahi billahi de biz... Aysun, kulaklarınızı açıp beni iyi dinleyin. Benim iznim olmadan şu kapıdan burnunuzu dahi çıkarmayacaksınız. Bundan böyle bu evde telefon, televizyon, internet yok. Konu komşuya gidip gelmek yok. Burcu, sen evden işe, işten eve. Gökçe, okuluna gidip geleceksin. Başka hiçbir yere gitmek yok. Anlaşıldı mı? Hah, yat borusu akşam 8'de. Bu esir kampında bundan sonra kalk borusu saat 7'de. Akşam borusu saat 8'de. Kralınız böyle buyuruyor. Baba. Ne babası ya? Boyuna bağırıp çağırıyorsun. Bunlar senin düşmanların mı, çocukların? Daha nedir, ne değildir dertlerini anlatmadan boyuna ateş edip duruyorsun. Oldu olacak. Ayaklarından zincirleyip kör kuyuya at, tamam. Baba, onlar da akıllarını başlarına toplasınlar. Sen de vakti zamanında okulu kırıp kırıp gölette yüzmeye kaçmıyor muydun? Ya baba, sırası mı şimdi Allah aşkına? Kızlara döndü. Tamam mı? Dediklerim anlaşıldı mı? Tamam baba, ne istersen yapalım da. Keşke İsmail'leri şikayet etmeseydin. Çocuklar vallahi billahi bize yardım etmek için kendi başlarını yaktılar. Vallahi hiçbir suçları, kabahatleri yok. Jandarma karakolu. Oğlum, siz akıllanmayacak mısınız lan? Komutanım, bildiğiniz gibi değil. Biz kimseyi kaçırmadık. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Sizi kızlarla beraber yakalamadık mı? Komutanım... Yani burada kaçırılan tek şey Oral abimin arabası. Onu da ben kaçırdım. Yani kaçırmak değil de daha bir yer değiştirmek gibi. Kes! İsmail, sus istersen. Bize yeniden şafak saydırma şekli. Ses kes, hareketi izle. Efendim, ben size şöyle farz edeyim. Dün öğlen saatlerinde bu yanımda görmüş olduğunuz İsmail Küçükbalta denilen şahıs... Oral abisinin 54B5821 plakalı aracını meskun mahallede çalmıştır. Yanına da 28 Aysu Akartürk'ü alıp yollara düşmüşlerdir. Yollarda da devam etmişlerdir. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Her Türk asker doğar. Aferin asker! Sol! Aferin asker! Sol, sol, sol! Adam! Atarım sizi nezarethaneye. Yeter! Kocaman adamlarsınız lan. İbrahim Usta haklı. İnsan size kız değil, günahını bile vermez. Bak, adam şikayetini geri çekti. Sizi salıvereceğim. Ama bir daha bu kızların yüzünden benim karşıma çıkarsanız... Masaya. Affetmem! Yıkılın gözümün önünden. Hadi. Uygun adım kapıya yöneldiler. Bakın, son kez bağışlıyorum. Son kez merhamet gösteriyorum, son kez. Eğer bir daha bu saçmalıkları yaparsanız... ...eğer bir daha konu komşuya İbrahim'in kızları kaçtı maçtı dedirtirseniz...
O zaman görürsünüz esir kampını. Baba bak, kalbimizi çok kırıyorsun. Tamam bak, bir hata yaptık. Seni üzdük. Seni zor durumda bıraktık. Biz bir hata yaptık, tamam. Bir hata mı? Bir hata mı ettiniz? Ya hataların arkası kesilmiyor ki. Bir hafta geçmeden bütün mahalleliği, bütün kasabayı sokağa döküyorsunuz saçmalıklarınızla. Bu evde saçma sapan bir şeyler yapan bir tek biz miyiz ya? Ne demek istiyorsun Aysun? Sürekli bize kızıyorsun. Dedemin bu hale gelmesinde senin hiçbir kabahatin yok. Sen bizi unutup sanki 5 tane çocuğun yok, sanki hiçbir sorumluluğun yok, bir kadının peşine gidip sen de bizi üzdün baba. Duvallayan İbrahim Faik'in tepkisine baktı. Ben bunca zaman sadece sizler için yaşadım. Ne yaptıysam sizin için yaptım. Kendim için tek bir şey istedim. Tek bir şey. Burada sayenizde paramparça ettim. Daha ne istiyorsunuz? İbrahim yeter artık bu bağırıp çağırma. Hadi çocuklar, siz de odalarınız hadi. Bir dakika dedi, kalktı. Madem babam hayatta bir tek bir şey istemiş, onu da paramparça etmiş, sen dönüp asıl bize bak. Sen bize hiç sordun mu ya? Siz bu Alev'i niye istemiyorsunuz? Bu Nalan'ı niye istemiyorsunuz diye hiç sordun mu? Bizim annemizden sonra bu evde başka hiçbir kadına tahammülümüz yok. Evet baba. Ablam haklı. Evet baba haklı. Evet baba. Sırf sen üzülme diye bizim annemiz öldü. Kapı aralarında, yataklarda ağladık biz. Sessiz sessiz içimize ağladık. Sen üzülme diye yaptık bunu. Şimdi çıkmış bir de her şey için bizi suçluyorsun. Sen o kadınla, sen o Alev denilen kadın o Taraklı'da kendini rezil ederken hiç bizi düşünürdün mü? İbrahim! İbrahim'in eli havada. O tokadı atarsan beni öldürürsün. Tamam dedi. Ne yapmak istiyorsa yapsın. O kadın yüzünden çocuklarına yaptığı ilk şey değil ki bu. Ama ben sadece senden özür diliyorum. Seni şu halde, böyleyken seni böyle üzdüğüm için çok özür dilerim dedi. Ama birinin de babama bunları söylemesi gerekiyordu artık. Yürüyün kızlar. Aysun'un peşinden merdivene yürüyorlar. Faik İbrahim'in kolunu tutup yaklaştı. İbrahim, oğlum. Nazikçe göğsüne dokundu. Çocuklar hata yapar. Babalar doğruyu gösterir. Ben sana iyi bir baba olur mu bilmiyorum. Ama olamadımsa beni affet. Benim yaptığımı yapma. Ben neyi yanlış yaptım baba? Bir şey yanlış yaptım ama... Ne? Faik göğsünü patpatladı, İbrahim'e sokuldu. İbrahim şefkatle sarıldı. Ne oluyor bize böyle? Babam hiç elini kaldırmazdı. Aysu iki yanındaki Tuğba ile Burcu'yu kolları altına aldı. Divandalar. Abla, nasıl bu hale geldik? Ben babamı affetmeyeceğim. Bize böyle davranmaya hak yok ki. Hiç bu kadar sinirli görmemiştim onu. Başı Burcu'nun omzunda. Geçecek. Hepsi geçecek. İbrahim Berger'de çakan şimşeğin ışığı üzerine yansıyıp kayboldu. Sıkıntıyla yanındaki sehpadan telefonu aldı. Ne var? İbrahim, ben Cemil amcam oğlum. Ha Cemil amca, kusura bakma, tanıyamadım. Asıl sen kusura bakma evladım. Gecenin bu saatinde rahatsız ediyorum. Estağfurullah Cemil amca, hayrola? Fırtınada bizim evin çatısı parçalandı. Ayaz'da perişan olduk teyzenle. Sana bir çok büyük zahmet olacak ama müsaitsen gelip de bir şeyler yapabilir misin? Vallahi donacağız sabaha kadar. Cemil amca sen merak etme, hemen bir araba ayarlayıp geliyorum ben. Allah senden razı olsun evladım. Allah senden de razı olsun. Hadi. Tamir çantasıyla evden çıktı. Montunu giymiş, başı açıktı. Kahvenin kapısına geldi.
Kahve önündeki iki masadan birinde sandalyeler ters çevrilerek konulmuş. Hayır dayı bay. Ya kusura bakma, gecenin bir saatine geldim de. Acil bir durum oldu. Senin arabayı alabilir miyim? Ne demek İbrahim? Ama Fatih bir işim var deyip ağda ağabeyi. İstiyorsan ağayım gelsin. Yok yok yok, arama. Şimdi onun da işi gücü vardır. Ben Yaşar'dan hallederim. Tekrar kusura bakma, uyandırdım. Hadi. Yatağındaki Yaşar uykusunda kıvranıyor. Yok, almayın para. Paralarımı almayın. Onlar benim paramı. Almayın. Settar Baba, Santral, almayın, onlar benim param. Hayır, hayır, benim param onlar. Almayın. Karate yapacakmış gibi elleriyle savunmaya geçip oturdu, etrafa bakınıyor. Nazmiye uyanıp şaşkınlıkla baktı Yaşar'a. Sinir olup geriye attı. Telefon komedinde Yaşar yüzünü sıvazlıyor. Abajuru açıp telefonunu aldı. Gözlerini kısarak ekranına baktı. Yüzünü buruşturdu. Kimsin İbrahim? Yaşar. Herkes uyanmasın diye zile basmadım. Kapının önündeyim. Acil bir durum var. Bakar mısın? Tabii canım, tabii. Bekle, geliyorum. Acil işmiş. Hastane acili mi buraya? Ne oluyor be? Kalkıyor. İbrahim üşümüş. Montunun önünü birleştirdi. Yaşar mantosunu omzuna asıyor. Heh. Ne? Buyur İbrahim. Ben de... İbrahim gelse de gecenin bu yarısı beni uyandırsa diye bekliyordum. Heh, ne? Ne oldu gene? Ya kusura bakma Yaşar, haklısın. Cevil amca aradı. Acil bir durum olmuş. Çatısı delinmiş. Senin arabayı alsam olur mu? Arabayı mı? Heh. Benim arabayı. Senin arabayı. Benim araba ya, ben şey ya, benim araba kayış koptu ya. Kayış mı attı? Kayış attı, çalışmıyor. Çalışmıyor demek. Ha. Yani ama evet, ben dur, sen bir dakika bekle, ben bir telefon edeyim. İnşallah fahiş fiyat istemez. Tamam mı? Dur bekle ben. Bekliyorum burada. Bekliyorum ben. Gel bekle. Mantosunu duvardaki askıya asıp gitti. Yatak odasına geri döndü. Ellerini ovuşturarak kurnazca düşünüyor. Yatağa oturup Nazmiye'ye baktı. Nazmiye horlayınca tırsıp geri çekildi. Komodinden telefonunu aldı. Üzerinde gri eşofman takımı, ayağında siyah çoraplar. Komodinde beyaz bir koç biblosu, yatağın başucunda kız kulesinin resmedildiği bir tablo. İhsan, ben Yaşar abin. Ha, emlakçı Yaşar abin. İhsan kardeşim, hiç sorma. Benim Kübra'm ateşler içinde yanıyor. Alev alev yanıyor ateş içinde vallahi. Yani çocuk, Allah seni inandırsın. Çocuk böyle gözlerimin önünde erim erim eriyor ya. Evet. Acil acile gitmemiz lazım. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Tamam. Kapattı. Kurnazca sırıtarak Nazmiye'yi kontrol edip çıktı yataktan. Beyaz bir kamyonetle İbrahim'in önünde durdu, iniyor. Ya vallahi ya. Hiç var ya, insanlık namına bir şey kalmamış ya. Adamı ikna edene kadar göbeğim çatladı ya. Ne oldu? Ya şimdi bu 250 dedi. Ben 100 dedim ya. 200 dedi. Ya dedim 100. Neyse 150'ye bağladık. Ya 2 saatte inesedik arabayı. Nasıl komşuluk bu ya? Ben de öyle dedim. Bu nasıl komşuluk dedim ya. 150 liralık komşuluk dedi. Ben de yuf olsun dedim ya. İbrahim cüzdanını çıkardı. Yaşar neredeyse içine düşecek. Al. 50 lirayı. 50'yi ben sana veririm sonra. 200 lira. Evet. Vallahi İbrahim'cim, yani eğer söz konusu para insanlıksa, hizmetse, ben 7/24 buradayım, hiç merak etme. Vallahi buyur. Hadi. Eyvallah. Gel, sen git yavaş yavaş. Gel. Buyur buyur. İbrahim tamir çantasıyla sürücü mahalline geçti. Ben kapatırım. Dur.
İbrahim Yaşar'a el salladı. Güle güle. Yaşar kurnazca sırıtarak arkasından bakıyor. Yaşar Çelik'i bu saatte uykusundan etmenin bir bedeli olacaktı değil mi? Tabii biz de burada sonuçta amme hizmeti yapmıyoruz yani. Zaten bir yorgan dolusu para kaybetmiş. Santral yorgancıya geldi. O barak! Hırla santral gecenin bir vakti. Baba herkesin bir işi var değil mi? Senin işin yorgan dikmek. Benim işim de dikine adam gömmek. Bu iş bitti baba. Ahmet Yanardağ kimliğinden sonsuza kadar kurtuldum. Yani ölmeden öldüm ya. Ölmeden ölmek o kadar kolaysa biraz da biz ölelim. Ne yaptın sen? Ya baba bırak şimdi teferruatları, detayları. Neticede Ahmet Yanardağ öldü. Yarın öğle namazını müteakip cami cemaatine vereceğim gazı, vereceğim ayarı. Ondan sonra cümle alem duyacak baba. Bir daha da Ahmet Yanardağ'ı arayan soran olmayacak. Bu lan Fatiha. Santral, sen bu Ahmet Yanardağ'ı öldüreyim derken komple hortlatmayasın Allah muhafaza. Baba. Hortlamak ya da horlamak. İşte bütün mesele bu. Ya sen ne diyorsun baba Allah aşkına ya? Ben günlerdir nasıl uyku uyamıyorum biliyor musun? Yani şurada şöyle huzurlu huzurlu. Horlamak ne büyük bir şey baba ya. Ya bırak bitti Ahmet Yanardağ, bitti baba. Yatıp Settar'ın dikmekte olduğu yorganı üzerine aldı. Settar çekiştirdi, dikmeye devam ediyor. İbrahim kamyonette tek katlı beyaz bir evin önünden geçti. Asil evinde sobanın kapağını açtı, kollarını sıvazlıyor. Ölüyorum arkadaş ya. Bu kadar anzalottan sonra ortalığı benim yapmam gerekir ama bu ne zemberi soğudur. Kovadan aldığı kalın bir ağaç dalını sobaya attı. Arkasından iki parça daha atarak postacı montunun cebinden kibrit çıkardı. Sobanın yanındaki gazetelerden bir parçasını alıp onu da attı sobaya. Yine kollarını sıvazladı. Kibrit çıkartıyor. Sobanın üzerinde çaydanlık var. Bir gazete daha buruşturdu ama almadı. Yaktığı kibriti sobaya attı. İkinci kibriti sobaya atarken soğuktan titredi. Üçüncüyü gazetelerin üzerine düşürdü, farkında değil. Bir odun daha attı sobaya. Cemil kamyonetten inen İbrahim'i derme çatma kulübesinin önünde karşıladı. Cemil amca, selamünaleyküm. İbrahim evladım, gecenin bir vakti seni de rahatsız ettik arayıp da. Kusurumuza bakma. Yengen olmasa ben idare ederdim evde ama. Ya olur mu öyle şey Cemil amca? Asıl aramasan gücenirdin. İyi ki aradın. Allah razı olsun oğlum. Dur ben şu çatıya bir bakayım. Şu merdiveni alayım, merak etme sen. Tamam. İbrahim çatıda. Cemil'le karısı aşağıdan seyrediyorlar. İbrahim ellerini birbirine vurup temizledi. Cemil amca, buranın işi bayağı bir uzun görünüyor. Ben şimdilik buraya bir branda gireyim. Böyle sağlamca tuttururum. Yarın malzemelerle gelir, adam akıllı yaparız. Sen nasıl uygun görüyorsan öyle olsun evladım. İbrahim çatının hasarlı kısmına şeffaf bir branda sermiş. Uçmasın diye kenarlarını kiremit yerleştirdi. Çiviye benzer bir şeyle sabitliyor. Cemil'le karısı hala aşağıda. İbrahim de inmiş. Allah senden bin kere razı olsun evladım. Borcumuz nedir? Malzeme parasını versen yeterli Cemil amca. Bu kadar çıkıştı oğlum be. Biraz da sütle peynir versem. Hakkını helal et ne olur. Birkaç beşlik. Dur hele bir dur. Şu işi bir bitirelim. Sonra ben yoğurdu alırım senden. Benim kızlara da şöyle güzel bir tarhana yaptırırım. Peki, Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Hadi yarın geleceğim zaten. Sağ ol. Teyzem hayırlı geceler. Güle güle oğlum. Karısı battaniyeye sarılmış halde kapıda. Yanmakla
Düşen kibritin tutuşturduğu gazeteler alev alev yanıyor. Asil çekyata yayılmış, arkasındaki alevlere tepkisiz. Kübra ile konuştuğu bir anı hatırladı. Kübra gülerek saçlarını savurup gitti. Uslat gecikti. Bir şafak daha varsa ömrümde. Alevler sobanın yanındaki küçük masanın örtüsüne sıçradı. Masada üzerinde etiket olmayan boş şişeler var. Ah ulan sevda ateşi be. Cayır cayır yaktın beni. Gözleri kayıyor, başını azıcık arkasına doğru çevirdi. Sadece beni değil. Her yeri yaktın sen, her yeri. Sızdı. Kamyonette Asil'in tek katlı evinin önünden geçen İbrahim pencereden alevleri görünce durdu. Panik halde indi, eve koşuyor. Alevler evin yanına da sıçramış. Kamyonet kendi kendine yokuş aşağı hareket etti. İbrahim farkında değil. Evin dış kapısını açamayınca pencereye koştu. Çekyatta sızıp kalan Asil'i gördü. Asil! Asil! Pencereden uzaklaştı. Alevler çekyata kadar geldi. İbrahim kapıyı omuzluyor. Odanın eşiğinde durup dehşetle içeri baktı. Asil! Koşup Asil'in kolunu tuttu. Kendi omzuna doladı. Kaldırmaya çalışıyor. Asil kal! Zorlukla kaldırdı. Asil kenara gel! Asil gözlerini araladı ama tepkisiz. Dış kapıya yaklaşıyorlar. Alevler kapıya kadar ulaşmış. Kapıdan çıktıklarında üzerlerine alevler içinde büyük bir tahta parçası düştü ama İbrahim son anda eliyle savurdu. Merdivenden iniyorlar. Asil'in yüzü isle kaplanmış. Bahçe kapısından çıkıp yeşilliğe geldiler. İbrahim Asil'i oturttu. Kendisi dizleri üzerine çöktü. Asil'i tutarken elektrik direğine çarpmış haldeki önü enkaza dönen kamyoneti fark etti. Kamyonetin önünden duman çıkıyor. İbrahim'in yüzü kederle kaplandı. Asil! Asil kalk! Asil! Yüzünü tokatladı. Acı içinde sağ eline dokundu. Elinin üzeri isle kaplı. Asil! Hadi uyan! Asil! Gündüz kuş bakışı taraklı. Asil'in evinin önünde itfaiye ve jandarma aracı. Yangın söndürülmüş. Kır sakallı bir adam kamyonetin olduğu tarafa bakınca panik halde koşmaya başladı. Yaşar da ona koşuyor. İhsan! İhsan kurban olup gelme, bakma. Bakma, dayanamam İhsan, dayanamam. Nasıl yani? Hiç sorma vallahi. Gitti. Yandık, bitti, kül oldu. İhsan! Kurban olayım vallahi, vallahi dayanamam, bakma bana. Sen ne diyorsun Yaşar? Ya daha dün akşam sapasağlamdı ya. Vah zavallı adam, yazık, öldü ha. Kim öldü la? İbrahim ölmedi mi? Yok, benim bildiğim İbrahim hayatta. Biz kime ağlıyoruz o zaman? La kamyonete ağlıyoruz, kamyonet gitti diyorum sana ya, yandı ya. İhsan kamyonetin önünü gördü. İhsan. Ağla İhsan, ağla. Bugün ağlama günüdür. İhsan yakasına yapıştı. Ben ne alacağım? Sen kendini ağla. Daha kaskosu tamamlanmamıştı. Ben kamyoneti sana emanet ettim. Paramı da söke söke alırım. Hiç o yana bu yana kıvırma. Gitti. Kamyonetin yanına çöktü. Vallahi ben yapayım da lan. Allah ben ne yapacağım, ne yapacağım? Gitti, gitti. Dizini dövdü. Sağlık ocağının önü. Uğur, İbrahim'in sağ kolunu askıya almış, kilidi kapattı. Tamam, tamam. Bitti, bitti abi, bitti. Geçmiş olsun. Sağ ol. İbrahim abi, yarın yine geliyorsun mutlaka. Tedaviyi tekrarlıyoruz. Bileğim ne zaman iyileşir? Yani ne zaman kurtulurum bunlardan? Hmm.
İbrahim abi. En az 2 ay. 2 ay mı? Burcu babasına sarıldı. Ya üzülme lütfen İbrahim abi. İnan daha kötü sonuçları olabilirdi. Allah'tan sinirlerine bir şey olmamış. Evet baba, çok şükür. Şükür tabii kızım. Şükür. Teşekkürler. Yavaş. Ha, bu arada Burcu, babanın bacağı için yazmış olduğum o kremleri alıyorsunuz mutlaka. Kullanmayı ihmal etmeyin. Tamam hocam, merak etmeyin. Hadi babacığım. Hadi, geçmiş olsun. Hadi babacığım, yavaş. Yavaş. İbrahim evin önünde Helmut'un arabasından iniyor. Yavaş, yavaş baba. Yavaş baba. Yavaş, geç. Diğer kızları da yanında. Yavaş. Babacığım, ağrın var mı çok? Arda koşup sarıldı. Baba ne oldu? İyiyim, iyiyim oğlum, merak etme. İyiyim. Nalan'la göz göze geldi. Her şey için sağ ol Nalan. Rica ederim. Şimdi iyisin değil mi? İyiyim, merak etme. Ya şükür. Ne yaptın kendine? Hadi içeri geçelim. Mahcup olan Nalan'ın eli yeni kestirdiği kahküllerine gitti. Gel, gel. Baba, aç kapıyı. Aç orada. Haydi. Orallar peşlerinden bakıyor. Geç dedem. Helmut da eve girdi. En arkadaki Burcu Oralları görünce sinir oldu. Siz nereye? İbrahim abiyle yüz yüze geçmiş olsun şekli Maral'ım. Bana bak Oral. Ben senin ne Burcun ne de Maral'ın değilim, anladın mı beni? Bırak artık peşimi ya. Seni bir daha görmek istemiyorum. Çıkma artık karşıma. Bizim seninle aramızda hiçbir şey olmadı ve olamazdı, anladın mı beni? Çıkma karşıma artık, yeter. Eve girdi. Oral üzüntüyle bakıyordu. Birden hışımla sokağa yürüdü. Abi. Oral abi. Oral abi bir dursana. Oral yüzlerine bakmadan öfkeyle arabasına bindi. İsmail ile Fatih baka kaldılar. Delikanlı adam herkesle güler de yalnız ağlar. İsmail ile Fatih kala kaldı. İsmail, kendine kötü bir şey yapmaz değil mi oğlum? Oral tamirhanenin önünde kasketli yaşlı bir adama anahtar ve bir kağıt verdi. Karşılığında kalın bir deste para aldı. Kederli gözleriyle tamirhaneye göz gezdirdi. Kasketliyle birbirlerine baş eğerek vedalaştılar. Kasketli adam tamirhaneye girdi. Oral parayı ceketinin iç cebine koydu. Üzüntüyle yüzünü sıvazlayarak uzaklaşıyor. Haydi kalkıyor, kalkıyor. Yine kandırdı bizi. Otogar. Dur be hanım, ağzını hayli aç. Bekleyelim biraz. Niye bekleyeceğiz ya? Kalk yürü. Duraktalardı, kalktılar. Hop hop hop. Amcam. Geldi. Amcam, teyzem, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu paranız. Cebinden çıkardığı beyaz zarfı yaşlı adama verdi. Yine cebinden çıkardığı paranın 200 lirasını yaşlı adama uzattı. Bu da yol paranız. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sizi de üzdük, kırdık, kusura bakmayın. Bizi de yanlış tanıdınız. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Ellerini helal. Öptü. Hadi buyurun, buyurun. Yaşlı çifti önünde taraklı yazan otobüse yönlendirdi. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Sağ ol. Yaşlı kadın bastonla yürüyor. Oral yaşlı çifte salladığı elini kalbine götürüp eyvallah yaptı. Dışarıdan İbrahimlerin evi. Aysu İbrahim'in yatağını düzenledi. Gel baba. Burcu getiriyor. Şş, aman yavaş babacığım. Aysu sandalyeye oturdu. Ne oldu, ağrın var mı? Yok kızım, yok. Yatakta oturuyor, elini askısına attı. Dur, biraz boynumu sıkıyor. Aysu gevşetti. Tamam. İyi, böyle daha iyi. Aysu kızlara başıyla İbrahim'i gösterip çıkmalarını işaret etti. Kızlar gidiyor. İbrahim uzanmak için hareketlendi. Eli yorganında. Baba. Çenesi titriyor. Beni affedebilecek misin? İbrahim şefkatle dizine dokundu. Dersin. Bizde kızmak var, darılmak yok. Babalar evlatlarına küsmezler. Sana söylediklerim için çok pişmanım.
Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Nasıl pişman olurdum, nasıl acı çekerdim? Sarıldı İbrahim'e. Korkma. Bir şey yok, ne olacak bu kadarcık şeyden? Hı? Başından öptü. Arda sevinçle geldi. Hah, bıdık da geldi. Babacığım! He buraya. Koluma dikkat et. Kucaklaştılar. Arda haydi, sen okula geç kaldın. Seni ben bırakacağım. Gel. Bana ne? Ben babamla kalacağım. Okula gitmeyeceğim. Ya ne demek gitmeyeceğim? Yürü. Bana ne ya? Tamam tamam ablasın. Hadi sen öğretmeni ara, bugün gelemiyordu. Biraz hastalanmıştı. Gel buraya. Hastalanmış bu. Kolum kolum. Yatağa attı. Aysu gülümsüyor. Alev beyaz ve kırmızı güllerden oluşan bir buketle geliyor. İyi bakın babanıza, kızıma. Tamam ablam. İbrahim nasıl? Duyar duymaz geldi mi? Nerede? İyi iyi çok şükür. Bileği çatlamış. Yani biraz zor düzelecek ama iyileşecek. Allah muhafaza, daha da kötüsü olabilirmiş. Buna da şükür diyeceğiz artık. Doktor dedi ki... Nazmiye abla. Kezban ablalar da geçti. Hadi hadi. Hadi bir şeye ihtiyaç olursa arayın, değil mi Tuğba'cığım? Tamam tamam, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kübra hadi gel. Kızlar Alev'in yüzüne bakmadı. Hadi Burcu, biz de içeri girelim, babamla ilgilenelim. Hadi. Hadi. Aysu eve girmek isteyen Alev'in önünde durdu. Babam uyuyor Alev abla. Sonra ziyaret et istersen. Çok acı çekti. Bence biraz ara vermeye ihtiyacım var. Anladım. Ben şunu vereyim. Tekrar geçmiş olsun. Aysu. Babana çektiği acılar için çok üzgün olduğumu söyler misin? Ben ne sizin ne de babanızın asla canı yansın istemem. Ama işte ateş... Alev'ine değdi mi yakıyor insanı. Alev üzüntüyle uzaklaştı. Aysu elinde buketle arkasından bakıyor. Bir de senin yüzünden babamla küsecek. Tövbe yarabbim ya. Hocam, gündüz niyetine. Dün gece bir rüya gördüm. Hayrolsun Santray. Hayrolsun inşallah hocam. Yalaz Baba Hazretleri rüyama teşrif buyurdular. Hazretim rüyamda elinde çiçekler, fidanlar... Ne bileyim kovalar duruyor. Tabii rüyada da olsa yanına yanaştım. Saygı çerçevesinde hayrola Yalaz Baba dedim. O ne dedi? Çavran yürü git. Ben bütün Taraklı'ya kırgınım dedi. Caminin avlusundalar. Ya inanabiliyor musunuz hocam? Yürü git dedi hazretim. Artık nasıl kalbini kırdıysak. Tesbih çekiyor. Niye kızgın olduğunu söyledi mi? Hey fani oğlu fani. Bu yerin üstü varsa altı da var. Siz üstündekilere hürmet edersiniz. Altındakilerden bir habersiniz dedi. Mezarlıkları gezdi. Taşlar kırık, otlar ezik. Toprak çorak dedi. Bir Fatiha okuyanınızı görmedim dedi. Yarın bir gün geleceğiniz yer burası dedi. Yer adamı yer dedi hocam. Ben böyle yastığı yorganı parçalayarak kullandım. Kendimi dışarı zor attım. Bir de ne göreyim hocam. Hazretim elinde asası. Böyle işte o çiçekler, tohumlar serpe serpe mezarlığa doğru gidiyor. Aman hocam. Hazretim bütün Taraklı'yı kuyu çıkırına çevirmesin hocam. Mübarek! Ezan da okundu. Biz önce camiye girelim, namazımızı kılalım. Ondan sonra bakarız. Hadi. 10-15 kişi varlar. Camiye girdiler. Ah. Rengarenk saksı çiçeklerini gördü. Bak, bak hocam görüyor musun? Kimi rüya için 3 gün, kimisi için 3 hafta... Kimisi için 3 ayda çıkar diyorlar. Ya benim rüyam o kadar sahihmiş ki. 3 dakikada çıktı. Oo hocam işte Yalaz Baba'nın çiçekleri. Ay. Cemaat-i Müslümin, namazdan sonra hiç kimse bir yere gitmesin. Doğru mezarlığa gideceğiz. Öncelikle namazımızı eda edelim. Buyur hadi buyur. Çiçekler girişteki ahşap korkulukla çevrili bölmede. Hoca ahşap bir kapıdan girdi. Santral cemaatin peşinden yürüyor. Hoca cübbe ve sarığıyla geri çıktı. Sakallı, bıyıklı, zayıf biri. Bakışları çiçeklerde.
Ya hocam Allah seni inandırsın. Ben de daha dün geldim buraları böyle tertemiz ettim. Çok da severim bu işleri. Ama ne demek ki ne olmuşsa gene böyle. Yaşar. Mezarlık. Hayırda yarışmamız lazım. Sen kaçmanın peşindesin. Ya hocam ben belki hayırda başka bir kulvarda yarışacağım. Allah Allah. İbrahim'in durumu baksana. Kamyonetin parası... adam kaza geçirmiş, eli kolu gitmiş, öyle gidip geçmiş olsun demek lazım ya. Olmaz. Bizim burada atalarımız, analarımız, babalarımız var. Önce burayı düzelteceğiz. Çiçekler ekeceğiz. Sen de Allah rızası için bize yardım edeceksin. Tamam hocam, tamam. Vallahi billahi sen de hocam bir niye bu kadar ısrarcı olduğunu anlamadım ki ben bir şey. Ver, al. Biz yapmak istemiyor, biz de yapmak istiyor. Bir adamdaki saksı çiçeğini aldı. Hadi siz de işe koyulun. Dikkat edin, mezarların üstüne basmayın. Tamam mı? Santral çaktırmadan sırıtarak yürümeye koyuldu. Göbeği kendinden önde gidiyor. Elinde pembe çiçekli saksıyla oraya buraya bakınan Yaşar, etrafı çevrili bir mezarın ayak ucunda durdu. Çiçeği ve diğer elindeki kazmayı mezara bıraktı. Santral uzaktan Yaşar'ı gözlüyor. Mezarın yanına yürüyen Yaşar bir şey arıyormuş gibi yere baka baka mezarın baş tarafına geldi. Mezarın baş ucundaki ağacın arkasından Santral'in bıraktığı yarısı kırılmış mezar taşını aldı. Mezarın içine girdi. Mezar taşının diğer yarısı mezarın içindeymiş. Onu da aldı. İki parçayı yan yana getirmeye çabalıyor. Santral hala uzaktan gözlemekte. Yaşar'ın zar zor yan yana getirdiği iki parça birleşince Ahmet Yanardağ ismi ortaya çıktı. Yaşar mezar taşını o halde ağacın dibine yasladı. Geçti karşısına, orasına burasına bakıyor. Ahmet Yana Rıda. Ahmet Yanardağ. Mezarın içinde çömeldi. Bileğine asılı para çantasını yere bırakıp kazmayı aldı. Ahmetciğim. Sen ne zannediyorsun ki? Biz her gün helva yiyoruz. Çiçeği saksıdan çıkardı. Helva yiyor. Kazık yok, kazık. Kim bilir o kamerat kaçtadır? Çiçeği toprağa dikti. Ne yapacağım ben şimdi? Sana bir şey diyeyim mi Ahmetciğim? Vallahi iyi etmişsin, gitmişsin öteki tarafa. Ne var burada ya? Çiçeği mezar taşının önüne dikti. Çantasını aldı, gidiyor. Ahmet Yana. Durup arkasındaki mezar taşına baktı. Ahmet Yanardağ. Kazmayı yere atıp mezarın kenarındaki taş korkuluğa oturdu, düşünüyor. Kimdi lan bu Ahmet Yanardağ? Allah Allah, ismi de hiç yabancı gelmiyor ama. Arkadaş, bulunsun diye iki parçaya böldük. Onu da bula bula. Bu galoş buldu ikisini birden ya. Çıldıracağım. Yüzünü sıvazlayarak düşünen Yaşar bir şey hatırlamış gibi heyecanla ağzını açtı. Allah. Kalktı. Allah. Allah. Lan Ahmet Yanardağ burada, lan Ahmet Yanardağ burada. Hayırdır Yaşar, hayrola, iyi misin? Ahmet Yanardağ burada, yani burada derken yerin altında. Biraz derinde. Ahmet Yanardağ kim? Ahmet Yanardağ Alev Hanım'ın amcası. Meğersem adam ölmüş. Ya biz de Ahmet Yanardağ'ın arsası, yani ölünün arsası, ya arsa değil, ölünün de arkasından konuşulmaz demek istiyorum yani. Allah rahmet eylesin. Santral nerede ya Santral? Santral! Ya gel. Allah senden çok benden razı olsun ya. Sen var ya bizi büyük yükten kurtardın. Vallahi çok büyük yükten kurtardın. Ben ben hemen Alev Hanım'a müjdeli acı haberi vereyim. Bekler. Ayıptır, ben gideyim. Hemen vereyim. Hadi. Ayağına taş değmesin o barak. Hadi. Santral mezarın etrafındakilere döndü. Hadi işinize gücünüze bakın ya, hadi. Dayı hadi. Herkes gidince mezarın ayak ucundaki korkuluğa oturdu. Gülerek yüzünü mezar taşına çevirdi. Yaşar 5 litrelik pet şişeyle mezara su döküyor. Alev mezarın yan korkuluğuna oturmuş, el açmış dua etmekte.
Ayağında pembe çizmeler, koyu sarı uzun saçları salık. Avuçlarını yüzüne sürüp amin yaptı. Keşke seni tanıyabilseydim. Keşke hayatta olsaydın da sana bir kere de olsa sarılabilseydim. O kadar çok cevaplanmamış sorum var ki. İşini bitiren Yaşar da oturdu. Üzmeyin kendinizi Alev Hanım. Rahmetli aşağıda birçok sual cevaplıyordur zaten şu anda. Çok da rahatsız etmeyelim diyorum ben. Yani yavaş yavaş tapuya gidelim bir an önce. Hani durumu bildirelim ki rahmetli de 2 metrelik toprağında rahat uyusun. Tamam. Affedersiniz. Alev kalktı. Üzüntüyle mezara göz gezdiriyor. Makyajı belli belirsiz. Mezar taşının önüne çömeldi. Huzur içinde uyu canım amcam. Mezar taşını sevdi, kalkıyor. Allah dinince dinlendirsin. Buyurun. Teşekkür ederim. İbrahim yatağında oturmuş, kucağında uyuyan Arda'nın sarı saçlarını seviyor. Bakışları dalgın, hali düşünceli. Üzerinde uzun kollu polo yaka, bej bir sweat. Yorgan karnına kadar çekili. Arda'yı uyandırmamaya çalışarak usulca yanındaki boşluğa yatırmaya çalışıyordu, başardı. Üzerine yorgan örtüyor. Yataktan çıkmak için hareketlendi. Alev'in getirdiği buket salondaki orta sehpada. Berjerdeki Aysu bukete bakarak derin derin düşünüyor. Bütünün buharı püskürdü. Baba! Ayaklandı. İstirahat ettin mi? Aç mısın babacığım? Bir emrin var mı? Gel gel, otur şöyle baba, hadi. İyiyim iyiyim ben kızlar. Dükkana gitmem gerek. Mümkün değil. Babacığım bu halde dükkana nasıl gideceksin? Vallahi buna izin veremeyiz baba. Ya zaten bu halimle çalışamam kızlar. Dükkanı kontrol edeceğim, o kadar. İyi tamam, hadi biz de geliyoruz. Yürüyün kızlar, hadi. Ha, yürü. Hep durun, 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 durun. Ben yardıma ihtiyacım olursa haber veririm size, merak etmeyin. Hadi hadi, rahatınıza bakın siz. Hadi. Dikkat et babacığım. Gökçe ütü yapıyordu, bıraktı. İbrahim evden çıkıyor. Baba. Ha. Aysu İbrahim'e atkı taktı. Sen yokken Alev abla geldi. Çiçek falan getirdi. İbrahim yüzünü seviyor. Sağ olsun. Baba sen eğer Alev'i istiyorsan ağzımı açmayacağım daha. Bunları şimdi konuşmayalım. Sen düşünme kızım bunları şimdi. Tamam. Bahçe kapısına yöneldi. Güle güle. Taraklı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü. Hanımefendi elinizde ölüm ilanı var mı? Nasıl olsun ki, mezarını daha yeni bulduk. O zaman elimizden bir şey gelmez. E canım adam zaten ölmüş. Bir de ilan mı versin? Neyse peki memur bey, acaba nasıl bir prosedür izlememiz gerekiyor yani bizim? Vallahi önce jandarmaya başvurmanız lazım. Bizim jandarmaya yani başvurmamız. Gidelim artık. Kolay gelsin. Yoktu değil mi? İyice baktınız mı? Yok. İbrahim kabanıyla kahveye yürüyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geçmiş olsun usta. Helal olsun abi. Abi usta, yanını içe saydım ben. Usta büyük adamsın. Estağfurullah, estağfurullah. Çok kavgattın İbrahim. Geçmiş olsun. Acı patlıcanı kırağı çalmaz derler Helmut. Kırağı ne demek? Boş ver. Asil buralarda mı? Helmut kahvenin önüne işaret etti. Asil bir masada dalgın gözlerle önüne bakıyor. Asil. Duymadı. Asil. Asil kalkıp eline yapıştı. Estağfurullah dur. Affet beni İbrahim abi. Benim yüzümden az kalsın canından oluyordu. Olur mu öyle şey? O nasıl söz? Hepsi benim kabahatim abi. Ben insan değilim. Kurtarılmaya layık bir adam değilim ben abi. İçim içim sızdım. Bıraksaydın hayvan gibi geberip gitseydim keşke. Bıyığı kesilmiş. Senin kolun sakatlanacağını benim kolum kökünden kopsaydı. Affet beni İbrahim abi. Yine eline yapıştı. Otur şuraya bakayım sen. Otur. Oturttu. Kendi de oturuyor. Masada bir bardak çay var.
Asil. Sen pırlanta gibi çocuksun. Kendine fazla yüklenme. Hangimizin hataları eksikleri yok ki? Hepimizin var. Eğer o yangında kalan ben olsaydım eminim ki sen gözünü kırpmadan alevlere atardın kendini. Bunu çok iyi biliyorum. Başını sevdi. Ya hem bu yangın muhabbetiyle bıyığın da gitmiş, bayağı bir aydınlanmışsın. Çok yakışıklıymışsın sen ya. Ha? Şu saçlarını bir düzeltelim. Şöyle yeni kıyafetler alalım sana. Bayağı yakışıklı bir adam olacaksın. Gel buraya bir sarılayım sana, gel. Gel. Şefkat'le ensesini patlatlıyor. Asil'in başı İbrahim'in omzunda. Sırtını patlatladı. Alev'in arabası jandarma komutanlığının önünde durdu. Yaşar kullanmış. Aynı anda indiler. Yaşar her zamanki telaşlı haliyle kapıda nöbet tutan iki jandarmaya eli alnında asker selamı verdi. İçeri giriyorlar. Merhabalar. Merhabalar. Komutan ayağa kalktı. Buyurun, şöyle oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Komutan da oturdu. Yaşar bir sandalyeye, bir komutana baktı. Ben de böyle oturayım o zaman. Alev'in karşısına geçti. Sen de hoş geldin Yaşar. Hoş bulduk komutanım. Bizim bir maruzatımız vardı da. Size nasıl yardımcı olabilirim? Komutanım, ben uzun bir süredir amcam Ahmet Yanardağ arıyorum. Nerededir, hayatta mıdır? Ta ki Yaşar Bey mezarını bulana kadar onun hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Evet efendim, çiçek ektim. Taraklımızın güzelliğine güzellik katmak için mezarlıkta böyle bir organizasyon düzenledim, kendim yaptım. Efendime söyleyeyim. Sonra işte Allah'ın hikmetine bakın ki Ahmet Yanardağ mezarı ilk benim karşıma çıktı. Hemen Alev Hanım'ın kolundan kaptığım gibi, tuttuğum gibi buraya intikal ettim. Biz önce tapuya gittik. Miras işlemleri için başvuruda bulunduk ama ölüm ilamı gerektiğini söylediler. Sonra da size yönlendirdiler. Alev Hanım, bir şahıs öldüğü zaman devlet mercilerinin izni olmadan gömemezsiniz. Eğer ki durum böyleyse, anlattığınıza göre böyle, burada bir sıkıntı var. Peki ne yapacağız komutanım? Ben bu konularda hiçbir şey bilmiyorum. Devletin gereken kurumlarına yazılar yazılacak, soruşturma açılacak. Muhtemelen mahkeme açılır. Mahkeme sizden DNA örneği alıp mezardaki bulunan mefta ile karşılaştırmak isteyebilir. Eğer akrabanız çıkarsa bu soruşturma bu şekilde devam eder. Peki amcamın eşi ya da çocukları varsa onlar da ortaya çıkar mı? Tabii tabii. Alev sevinçle Yaşar'a bakıp gülümsedi, düşünüyor. İbrahim marangozhanede dikdörtgen prizma şeklindeki yaklaşık 20-25 santimlik bir tahtaya kurşun kalemle 3 nokta koydu. Kalemi bırakıp bir vida aldı. Deliklerden birine tutturdu. Şarjlı matkabı kullanıyor. Yapamayıp bıraktı. Zorlanan elini açıp kapatıyor. Masadan telefonunu aldı. Efendim? İbrahim Usta, ben Tahir. Bizim siparişler ne alemde? Yarın hazır mı? Ben ufak bir kaza geçirdim de siparişlere henüz başlayamadım. Duydum usta, geçmiş olsun. Fakat bizim 2 gün sonra dükkan açılışımız var. Kusura bakmazsan siparişleri iptal edelim. Estağfurullah tabii. Anlıyorum. Sıkıntılı bakışlarını önünde dolaştırıyor. Arkasındaki raflarda aletler dizili. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben bir şeyleri yaptıracaktım ama. Ha tabii. Ben ölçüsünü alayım. Bakışları askıdaki koluna takıldı. Yalnız 2-3 aydan önce teslim edemem. Ben o zaman başka bir yere bakayım. Size geçmiş olsun. Eyvallah. Sol elini alçıda olan diğer eline koydu. Kara kara düşünüyor. Ev. Ya hadi artık rendele şu soğanları ya. Gökçe. Ne bu yavaşlık? Hadi ayıklayın pirince. Daha akşam olacak. Bu ne zaman sarılacak? Nasıl olacak yaprak bunlar sarması ya? Kusura bakma abla. Bizim de sadece 2 elimiz var. Gerçekten çok özür dileriz. Kızım sen ne biçim hemşiresin ya? Kız böyle yaprak mı açılır? Ölsem sana pansumana bile gelmem be. Ay ablacığım maşallah yani. O kadar olay oldu ama sen hemen eski haline geri döndün. Soğanları Tuğba doğruyor. Ben de etkilendim tabii ki. Duvar değilim. Ama duvar gibi durup bütün bu olan bitenlere göğüs geriyorum. Evimizin üzerindeki bu kara bulutları dağıtacağız inşallah.
Siz de anca vır vır vır. Acaba bizi azarlayarak mı o kara bulutları dağıtmayı planlıyorsun abla? İncilerin mi döküldü Gökçe? Ya tamam neyse ablacığım. Onu bunu boş verin de benim aklıma bir şey takıldı ya. Onu soracağım size. Bu İsmail'ler falan neden babama geçmiş olsuna gelmediler? Evet. Sağlık ocağında da arkamızdaydılar sonra uçup gittiler. Urul abinin arabasını takip ettiler bizi sonra bir de. Ya tamam babam onları jandarmaya şikayet etmiş olabilir ama insanlar böyle kötü zamanlarında birbirlerine destek olmalılar. Ya bence çok ayıp ettiler. Şey onlar buraya geldiler de ben içeri almadım. Kız sen deli misin? Niye kabul etmedin? Etmedim işte. Çok ayıp abla. Birisi bana böyle bir şey yapsa vallahi bakmam bir daha yüzüne. Vallahi Burcu bacım bence de ayıp etmişsin. Biraz da ileri gitmişsin yani. Hak ettiler. Allah Allah. Ya ben çekmek zorunda mıyım onları? Oral'ı mecbur muyum ben her yerde görmeye? Sen Oral'e kızgınsın diye Fatih'le İsmail'in ne kabahati var? Hadi sen Oral'e kızgınsın diyelim. Sen bu evde tek başına mı oturuyorsun? Böyle şeyleri tek başına karar veremezsin sen. Ya siz niye bunların avukatına soydunuz ki? Sanki çok umunuzdalar. Ne oluyor Burcu bacım sana ha? Ne mi oluyor Tuğba'cığım? Ben artık sadece kendi seviyemdeki insanlarla görüşüyorum. O ne demek abla? Ne seviyesi? Sen kimsin ki insanları beğenmiyorsun? Ben mi kimim? Ben eğitimli, kültürlü, kendi ayakları üzerinde duran, kendi parasını kendi kazanan genç bir kızım. Peki ya Oral kim? Ne başarmış bugüne kadar? Ya İsmail? Peki ya Fatih? İyi ki kardeşimsin abla. Yoksa vallahi bu söylediklerinden sonra ben de bakmazdım senin suratına. Çok çirkin bunlar. Kimse benim gibi düşünmek zorunda değil. Ama böyle düşündüğüm için de kimseden özür dileyecek değilim. Siz görüşmek istiyorsanız ben sizi tutmayayım. Gidin görüşün. Ama ben görüşmek istemiyorum. İstemiyorum. Allah Allah. Yaprakların olduğu tepsiyle mutfağa geçti. Kızlar masada üzüntüyle bakıştılar. Oral hohladığı avucuyla kulağını ısıttı. İsmail Rapunzel gibi kemirme şu parmaklarını. Nasıl kemirmeyi abime söyleyeyim? Bundan sonra bizim evimiz burası mı şimdi? İsmail iki kişinin bindiği ev değildir. Arabadalar. Bir süre idare edeceğiz. Ondan sonra ben bir hal çaresini bulacağım oğlum. Ne bulacağız? Ne yapacağız? İsmail arda arda sorular sorup şu ön artı arka olan evimizi daha fazla boğma. Abin düşünüyor filozof şekli. Düşünceni balla kesiyorum abi ama biz burada yaşayamayız. Bizim bir ev tutmamız lazım. Olmaz İsmail. Dükkandan kalan parayı asla dokunmayacağız. Hatta üzerine ekleyeceğiz. Dükkanımızı geri alacağız. Abi bir işe mi girsek? Para biriktirip biriktirip sonra bir ev tutarız. Bizi kim işe alır lan? Nefesiyle ellerini ısıtıyor Orgu kucağında. Gündüz taraklı manzarasından Hisar konağına geçildi. Burayı alacağıma... Eski günlerine döndürebileceğime o kadar inanmıştım ki. Ama ben para işini çözemedim Neveser Hanım. Sizi de boş yere umutlandırdım. Özür dilerim. Yani satın alamıyorsunuz. Maalesef. Size teklif edebilecek bir şeyim yok ki. E o zaman benim size bir teklifim var. Buranın işletmeciliğini siz yapın. Nasıl? Biliyorsunuz eskisi gibi yetişemiyorum. Bunu size daha evvel de anlatmıştım. Siz gelin benim gençliğim olun. Burayı beraberce eski günlerine döndürelim. Yine doğsun, taşsın buraları. Yine eğlenceler, yemekler tertip edilsin. Anlamadım. Yani şimdi siz bana iş mi teklif ettiniz? Evet. Teklifimi kabul ediyor musunuz? Var mısınız? Evet. El sıkıştılar. Peki ben ne zaman başlayayım? Başladınız bile. İbrahim marangozhanedeki sobaya bir parça tahta attı. Bir tane daha atıyor. Yaşar bileğinde çantasıyla içeri girdi. Merhaba İbrahim. Oturdu. Geçmiş olsun İbrahim. Yalnız hemen şunu dipnot olarak belirtmek isterim ki... ...arabanın kaskosu yokmuş İbrahim. Daha da özet çıkaracak olursak insan parasını istiyor İbrahim. Yaşar ben
Arabayı senden kiraladım. Sen neden kaskosu olmayan bir araç alıyorsun? Ne? Adamın arabasını yak, duman et. Ondan sonra da üstüne bir de parayı ben mi ödeyeceğim? Birden ağlamaklı olup mağdur hale büründü. La İbrahim oğlum. Ne yapıyorsun Yaşar? Affedersin. Pardon. Kusura bakma ya. İbrahim ya. Senin elin yanıyor, benim ciğerim yanıyor ya. Adam bana diyor ki 45 bin lira para istiyor benden ya. Ben bir haftada 50 bin lirayı nereden bulurum İbrahim? Tövbe estağfurullah. Yaşar, beni tanırsın. Evet, tanırım. Severim de Allah var. Oradan çok mu aptal görünüyorum? Yok. Yani buradan bakınca yani borçlu bir adama benziyorum biraz. Benim sana borcum yok. Benim borcum ihsana. Senin bunda payın yok mu? Hatan yok mu? Var. Ama senden para isteyecek kadar alçalmadım Yaşar. Merak etme. İhsana parasını ben vereceğim. Çok şükür ya. Yani var ya İbrahim. Gerçekten çok mübarek adamsın sen ya. Bak açık söyleyeyim. Sana bu yakışırdı aslında. Ben Nazmiye'ye de her gün derim. Derim ki bak Nazmiye derim. Şu taraklıyı gez. Ha bu taraklıyı. Ama 40 yıl, 40 yıl gez İbrahim gibi delikanlısını bulaman derim. Her zaman derim yani ben. Evet. Neyse ben artık kalkayım. Nazmiye aramıştı zaten. Herhalde yemek hazır. Biz de gitmeyince çoluk çocuk yemek yemiyor bilirsin. Sehpadaki çantasını aldı. Ben gideyim yavaş yavaş. İbrahim'e baka baka yavaşça uzaklaştı. Birden tüydü. İbrahim eli çenesinde kara kara düşünüyor. Nalan'ın lokantası. Nalan abla, gel otur şöyle. Bir şey soracağım. Akşam yemekte ne giyeceksin? Bilmem. Düşünmedim daha. Aa! Kız, en önemli mevzu bu. İnsan düşünmez mi? Evet. Bir kere çok şık olman gerekiyor. Yani hala bir şeyler almadıysan istersen yarın sabah beraber gidip alalım. Ne dersin? Yok yok. Ya ben halledeceğim. Ya yapacağım işte kendime göre bir şeyler. Merak etmeyin siz. E hadi. Ne yemek yapacağım bakalım? Yemek. Vallahi yemek falan yapmayacağım. Dışarıda rezervasyon yaptırdım. Herhalde ilk buluşma yemeğimi de kendim yapacak değilim. Ay Nalan abla. Ha? Artistlik puanını 10 üzerinden yıldızlı 10 olarak defterine kaydettim. Yani sen sadece tip olarak değil böyle ruhen de değiştin. Vallahi ortalığı yakıp yıkaraktan ilerliyorsun hedefe doğru. Tuttun mu halini? Ay canım benim. Nerede yiyeceğiz? Gittiğimiz zaman göreceksiniz artık. Neveser konakta çiçeklerle meşgul. Neveser Hanım. Odama yerleştim. Çok teşekkür ederim. O kadar mutluyum ki. Ben de öyle. Buralara tazelik gelecek diye. Öyle mutluyum ki. Müsaade ederseniz ben yapayım. Hem işleyiş hakkında konuşmuş oluruz. Siz oturun. Öğrenmem gereken bir sürü şey var değil mi? Gülleri tek tek vazolara yerleştiriyor. Merak etmeyin. Hepsini öğreneceksiniz. Ama burayı eski günlere döndüreceksek eğer ilk iş... Yeni personel almak lazım. Bir tane garsonumuz var. Ama yetmez. Ben gazeteye ilan verelim diye düşündüm. Ne dersiniz? Diğer masaya bir gülle gaz lambası koydu. Eskiden olsa dediğiniz olurdu ama artık kimse gazete okumuyor ki. Haklısınız. O zaman kendi kendimize bakalım. Elbet ihtiyacı olan birileri vardır. Buranın garsonu gelene işi öğretir, öyle değil mi? Olur tabii. Alev sevinçle işine devam ediyor. İsmail ile Oral kucaklarındaki koca orkla mücadelede. Zemheri buzağısı gibi oldum abime söyleyeyim. Ne olur ya şu kalorifere biraz daha odun atsak. Tamam İsmail anlıyorum. Mafı perişan olduk ama kalorifer malorifer yok. Bunu aklından çıkar. Niye? Oğlum arabaya zaten zor gaz koyuyoruz. Bundan sonra yorganımızı ayağımıza göre uzatacağız. Abi bak dükkanı sattık. Gel gözünü seveyim inat etme. Şu kalan parayla kendimize bir ev tutalım ya. O paraya dokunmayacağız İsmail. Arı gibi çalışacağız. Kelebek gibi sokacağız. Muhammed Ali şekli yapıp dükkanımızı geri alacağız. O kadar. İyi ama bu dediklerin hala beni ısıtmıyor. Dondum abi. Hohlayarak mı ısıtayım lan seni? Oral atkı niyetine koca bir şal sarmış. Abi. Sağlık ocağına gidip acil hasta gibi koltuklara mı kıvrılsak? Nasıl?
İsmail, bak ısınayım derken kendini yakarsın ha. Sağlık hoca, mağlık hoca yok. İyi. Çiğtex. İsmail, bir kamu kuruluşu bulup bir şey danışacakmış gibi sızıp kendimizi orada ısıtacağız. Yürü koçum. Ben demin dedim. Ne dedin? Sağlık ocağı dedim. De orası benim için artık bir kamu kuruluşu değil. Orkalıyım mı? Çalsın, çalmayız yolda. İbrahim tezgahtaki defteri kapattı, sıkıntılı gözlerle düşünüyor. Başını geriye verip gözlerini kapadı. Stres içinde birkaç kez deftere vurup çekti elini. Üzerinde koyu renk bir kazak, asker yeşili yelek ve koyu renk kadife pantolon. Bir şeye karar vermiş gibi aniden hareketlendi. Kapı arkasındaki kabanıyla atkısını aldı. Durup dükkana göz gezdirdi. Gidiyor. Ağaçlar içindeki bir yapının yanında yürümekte. Genç bir erkekle yan yana geçtiler. Önüne siyah benekli beyaz bir köpek çıkınca gülümsedi. Köpek koşa koşa gidiyor. İbrahim bir bankanın önünde durdu. Derin bir nefes aldı, düşünüyor. Gelen giden var mı diye arkasını kolaçan etti. Askıdaki koluna bakarak düşüncelere daldı. Bankanın içindeki afişte Atlas Bank, geçmişten gelen güven. Yüksek faizli mevduat hesaplarıyla yanınızda yazıyor. İbrahim afişin önüne oturmuş. Masadan bir kağıt aldı, göz gezdiriyor. Kahverengi saçlı kadın banka görevlisi güler yüzle İbrahim'e bilgi verdi. İbrahim sehpadaki kahverengi cüzdanını aldı. Tek eliyle kimliğini çıkartıp cüzdanı geri koydu. Kabanıyla atkısı da sehpada. Kimliğini banka görevlisine verdi. Görevli bilgisayarda işlem yapıyor. İbrahim elini alnında gezdirerek düşüncelere daldı. Ben şöyle teslim edeyim size. Buyurun. İbrahim imza attığı sözleşmenin nüshasına göz gezdiriyor. Ben 45 bin lira için başvurmuştum ama burada 20 bin lira yazıyor. İbrahim Bey, dilerseniz miktarı 45'e çekeyim. Ancak bu sefer de kredi çıkmama ihtimali var. Yani mali durumunuz ancak bu kadarını el veriyor. Anlıyorum. Tamam, dediğiniz gibi olsun, riske atmayalım. Ben kalanını bulurum bir şekilde. Tamam, siz nasıl isterseniz. Biz zaten işlemlerinizi tamamladık. Yarın dilediğiniz vakitte gelip paranızı çekebilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. El sıkıştılar. İbrahim sözleşmeyi, kabanını ve atkısını aldı. Çıkarken banka görevlisine gülümsedi. Oral'la İsmail çaycının arkasına gizlenmiş İbrahim'i gözlüyorlar. Eyvallah abi. Abi, bu kredi işi ne iş ya? İsmail, ısınalım derken böyle ağır bir sırla buz kestik. Penguen şekli. Abi, dükkandan kalan parayı İbrahim abiye verin. Olmaz oğlum, bilmiyor musun? İbrahim abi gururlu adamdır. Parayı vermenin başka bir yolunu bulmamız lazım İsmail. Bekleme koltuğundalardı, kalktılar. Dolunay'ın önünden gri bulutlar geçiyor. Dışarıdan İbrahim'in evi. Yemekteler. İbrahim eli çenesinde kara kara düşünüyor. Baba. Hayırdır, işten de pek açık. İyi misin? Ha, evet. Biraz kolum sızlıyordu ondan. Babacığım, sana bir ağrı kesici vereyim mi? Hem ağrını hafifletir. Yok kızım. Öyle hemen her ağrıda ağrı kesici alma diyordun ya sen de. İyiyim, iyiyim ben böyle. Yani şimdi kolun iyileşti mi baba? Sayılır. Peki, ben geziye gidebilir miyim? Öğretmen parasını bu hafta istedi. Çanakkale'ye gidecekmişiz. Öğretmen dedi ki, herkesin gitmesi gereken bir yermiş. Biz de okuldayken gitmiştik. Ne kadar güzel geçmişti. Ne kadarmış? 300 lira. Bir günlük de orada kalacakmışız. Sen parayı bana ver, ben öğretmene veririm. Yok, öyle olmaz. Biz babamdan alalım. Ben Gökçe ablana veririm. Sen yanında o kadar para taşıma, yok olmaz. O gider öğretmenine verirsin. İyi. Ben de seninle geleyim. Çanakkale'yi beraber gezeriz. O zaman iki kişilik para almamız lazım dede.
Yani 600 lira. Babanın parası seni yollamaya yetiyor da. Oğlumun parası beni yollamaya yetmiyor mu? Evet. Arda konuşuruz bunu biz. Ben bir hava almaya çıkıyorum. Hayırdır baba bu soğukta? Yok yok. Yeğenim var. Montumu da alırım. Merak etmeyin. Masadakiler üzüntüyle arkasından baktılar. Alev düşünceli gözlerle konağın restoranındaki masalardan birinde oturuyor. Masadaki telefonunu aldı. Parmağı rehberdeki İbrahim Akartürk isminin üzerinde gidip geldi. Tohumunda ayrılık varsa bıraktı telefonu. Mahsulün gözyaşıdır. İbrahim sokakta bir köpeği severek yürüyor. Ağır ağır öder yürek cezasını, susar yalan. Alev telefonu almıştı, yine bıraktı. Tohumunda ayrılık varsa aşkın, mahsulün gözyaşıdır. Alev resepsiyondaki bankonun arkasına geçti, oyalanıyor. Ödersin zamanla geçer yaran. İbrahim dar bir sokakta. Sonsuza kadar seveceğim. Yalan, 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 yalandı her şeyin. Seni sonsuza kadar affetmeyeceğim. Takılıp sendeleyen İbrahim bir bahçe duvarının omzunu verdi. Masadaki Alev birden sevinçle kalkıp askıdaki mantosuyla çantasını aldı. Telefonunu da alıp kapıya yöneldi. Oral ve İsmail parktaki spor aletlerinden birinde karşılıklı bel çalışıyorlar. Bir, iki, İsmail. Heh. Koçum bunun işe yarayacağından emin misin lan? Eminim abime söyleyeyim. Hatta bel planım bile hazır. Aferin koçum. Neymiş o? Abi böyle ısınamazsak zaten tertemiz hasta oluruz. Ateş sana olur 40 derece. Böyle cayır cayır yanarız. Bir de üstüne havale geçirdik mi? Oh mis. Sağlık ocağında yerimiz hazır vallahi. He. Planı tuttum İsmail ama şu her işi sağlık ocağına bağlamasan. He? Sana şimdi buradan böyle bir koyacağım, lost olacaksın ha. Devam hadi bozma. Bir, bacaklar birleşik iki, halde sağa sola gidip bir, geliyor. İbrahim iki, geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Absominallere çok iyi gelir bu. Aksine? Absominal. Bende var mı? Var, ver. Terledim. İbrahim ha? Şaşkınlık içinde yanlarına yaklaştı. Ne yapıyorsunuz siz burada? Opoziteye karşı savaş açtık İbrahim abi. Neye karşı? Opoziteye karşı. Yemek ye, spor yap. Yemek ye, spor yap. Slogan olarak İbrahim abime söyleyeyim. Çocuklar sizin eşyalarınız niye arabada? Ne diyeceklerini bilemeyip sporu bıraktılar. Arabada mı yatıyorsunuz? Dükkana ne oldu çocuklar? Dükkan. Marangozhanedeki sobada ellerini ısıtıyorlar. Al şunu sırtına. Oral'ın sırtını battaniye koydu. Eyvallah İbrahim abi. Oral, İsmail. Bu dükkan sizin. Oturdu. Arabada yatmak da ne oluyor? Niye böyle durduk yere eziyet çekiyorsunuz, bana söylemiyorsunuz? Ne desen haklısın İbrahim abi. Senin de başın kalabalık. Bir de bu son olaydan sonra yüzümüz yok pek. Biz de sıfır paketinde derdimizle İbrahim abi üzmeyelim dedik. Ortaya söyleyeyim. Beni üzecek şey sizin arabada yatmanız bu soğuklarda. Burada kalıyorsunuz en azından kendinize bir yer bulana kadar. İbrahim abi biz hiç zahmet vermeyelim. İş yeri sonuçta burası yani. Kalktı. Oturun oğlum, oturun. Oturun şuraya, oturun. Zahmet falan yok. Ne zahmeti? İbrahim abi, işine engel olmayalım. Benim işime engel olacak olan tek şey bu. Siz canınızı sıkmayın. Allah pekmez alır, balı verir. Ne cefa baki, ne sefa. Her şey geçici. Siz üzmeyin kendinizi. Hadi ben çıkıyorum. Şu anahtarı alın bakayım. Sehpa'ya bıraktı. Abi şimdi mi?
Şimdi İsmail. İbrahim abi. İkisi de ayaklandı. Ne oldu çocuklar? Bir deste para sehpada oturmuşlardı. İbrahim paraya bakıyor. Bu ne? Banknot İbrahim abi. Evet, ülkemizin parası. Onu görüyorum. Ve nedir yani? İbrahim abi, biz sabahtan beri bunu size tahkim etmek için uğraşıyoruz ama bir türlü kısmet olmadı, şimdi denk geldi. Sabahtan beri mi? Biz ısınmak için bankaya girmiştik de. Anladım. Kaldırın şu parayı, kaldırın. Kalktı. İbrahim abi, bak sen bizim abimizsin. Bak senin tek lafına burada kaldık. Bizi ezme İbrahim abi. Olmaz çocuklar. Sizin paranızı alamam hadi. Alın şunu. Tamam. Tamam o zaman. Biz de burada kalmayız. Değil mi abi? Aynen. O ne demek? İbrahim abi. Eğer bu parayı almazsan biz sokaklara geri döneriz. Olur mu öyle şey çocuklar? Yok abi, sen bizi kırıyorsun. İsmail topla eşyaları. Kibritçi kız şekli yapacağız. Durun, dur, durun, 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 durun. Durun. Tamam. Parayı alacağım. Ama borç olarak. En kısa zamanda geri ödeyeceğim, tamam mı? Orallar valizleri bırakıp kucaklaştı. Abi. İbrahim tebessümle bakıyordu. İsmail onu da kucakladı. Dur İsmail, dur. Kolum, dur, 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 dur. Dur. Ah, tamam. Şimdi karşılıklı ağlaşmadan hadi geçin şuraya. Orada bir tane yatak var. Ben bir tane daha getireceğim çocuklar. Üşürseniz de tahtaları kullanırsınız, yakarsınız. Eyvallah abi. Hadi geçin. İbrahim abi. Sehpadaki parayı alıp uzattı. Mahcubiyetinden İbrahim'e bakamıyor. İsmail'in de başı önünde. İbrahim utanç içinde parayı aldı. Ben çıkayım. Dönüp minnettar ifadesiyle Orallara baktı. Oral önemli değil anlamında baş eğdi. İbrahim tebessümle kapıdan çıkıyor. Durdu. Hüzünle paraya bakıp buruk gülümsedi. Elindeki kabanını koluna attı. Kendi kendine tebessüm ederek uzaklaşıyor. Gözleri dolu dolu. Alev marangozhaneye çıkan dar bir sokaktan geldi. İbrahim'le karşılaşmadılar. Heyecanla kapıya yürüyor. İbrahim! Saçlarına çeki düzen verip kapıya yöneldi. Kapıyı iteleyip açtı. İçliğiyle oturan İsmail üzerine battaniye atıp çekyata oturdu. Siz ne yapıyorsunuz burada? İbrahim nerede? Oral da çekyatta. Alev Hanım abla, öncelikle kıyafetlerimiz için özür dileriz şekli. Burası geçici bir süre bizim yuvamız. Anlamadım. Niye ki? Kalacak yerimiz olmadığından İbrahim abi bize dükkanını açtı da. Alev biraz daha yaklaştı. Sizin niye kalacak yeriniz yok? Alev karşılarına oturmuş. Toplanın bakalım, gidiyoruz. İsmail, Alev Hanım bizi mevcutlu götürüyor. Nereye gidiyoruz Alev abla? Sizi işe aldım, pansiyonda. İşe mi? Biz ne yapacağız ki pansiyonda? Garson, resepsiyonist, ne iş olsa yapacaksınız. Zamanla işi öğrenip yükselirsiniz de hem yatacak yeriniz olacak, hem düzenli maaşınız. Yemeğe de para vermeyeceksiniz. Yok. Alev Hanım abla, şimdi İbrahim abi dükkanı bize emanet etti. Ne yapsak bilemedim ki ben İsmail. Saygısızlık yapmış olmayalım biz. Onu da hallediyorum. Çantasından telefonunu çıkartıp birini aradı. İbrahim nasılsın? İbrahim, müsaitsen marangozhaneye gelebilir misin? Ben buradayım. Orada İsmail giyinmiş, İbrahim karşılarında. Çocuklar, böyle bir şey için izin istenir mi? Estağfurullah İbrahim abi, biz bir nevi fikrini alalım dedik. Bence böyle bir teklifi geri çevirmeyin. Hem burası dükkan, hiç pansiyonla bir olur mu?
Hadi. 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 Çekyatlıktaki eşyalarını toparlamaya koyuldular. Oral kabanını giyiyor. Alev ile İbrahim karşılıklı gülümseyerek çıkışa yöneldiler. Alev önden çıktı, üşümüş. Kolunu ve ellerini ovuşturdu. İkisinin de tavırları çekingen, birbirlerine kaçamak bakışlar attılar. Nasıl oldu? İyi. Bugün seni görmeye geldim ama uyuyordum. Çiçek getirmiştim. Biliyorum. Haberim var. Hayatımda ilk defa bir kadından çiçek alıyorum. Teşekkür ederim. İbrahim, biliyorum bu ayrılık yüzünden bana kızgınsın. Hayır, değilim. Sen haklıydın Alev. Ben seni hep sevdim. Hala seviyorum ve sevmeye de devam edeceğim. Ama benim önce çocuklarımın babası... ...senin de ayakları üzerinde güçlü bir şekilde duran bir kadın olabilmen lazım. Ancak ondan sonra... Ondan sonra biz olabiliriz. Sence kavuşacak mıyız? İbrahim dudaklarını aralamıştı. Kapının açılmasıyla sustu. İsmail gülümsüyor. Alev Hanım, biz hazırız konserve şekli. Hatta hiç bu kadar hazır olmamıştık Alev ablama söyleyeyim. İbrahim abi, istemeden seni biraz kırdık, üzdük. Bizi affet abi, hakkını helal et. Üzdünüz. Gülümsedi. Ama ikinizin de kalbi tertemiz. Bunu biliyorum. Yalnız çocuklar, sizden rica edeceğim, şu kaçıp kovalamaca işini artık bırakalım, olur mu? Yeterince yoruldum. Anlaştık mı? İyi, hadi daha fazla bekletmeyin Alev Hanım'ı. İşinize başarılar. Hadi. Gidelim mi? Buyurun. Hoşça kal İbrahim. Güle güle. Allah ısmarladık İbrahim abi. Sağ ol İbrahim abi. Hayırlı akşamlar. İbrahim tebessümle arkalarından bakıyor. Gündüz Taraklı kasabası. Alev tarihi Hisar Fanağı'nda yöresel lezzetler yazılı ayaklı menüyü kapı önüne çıkardı. Alev! Alev, amcanın vefatını yeni öğrendim. Üzüntülere gark oldum. Allah yerini doldursun. Amin. Sağ ol Santral. Bayağı bir umutlanmıştım ama meğer umudum toprağın altındaymış. Ya ölenle ölünmüyor. Üzülme bu kadar. Haklısın. Zaten hala bir umudum var aslında. Afallayan Santral toparlandı. Nasıl ya? Yaşar Bey beni jandarmaya götürdü. Amcamın mezarı var ama ölüm raporu yok. Şimdi jandarma bir soruşturma başlatacak. Mezardan DNA örneği alıp benimkiyle karşılaştıracak. Umarak! Yani canım, şimdi onun eti kemiğinden çoktan sıyrılmıştır ya. Yapılır mı bu? Zaten adam bu dünyada rahat edememiş. Yani öbür dünyada bari rahat bırakın ha? Santral, o benim amcam. Bu ne demek biliyor musun? Bir amcam, yeğenlerim, belki de bilmediğim bir yerde bir ailem var demek. Ben inanıyorum. Yani o mezardaki benim amcam değil. Umarım öyle değildir. İnşallah yaşıyordur amcam. İnşallah canım, inşallah. Hadi ben kaçtım. Uzaklaştı. Yaşar. Süne zararlısı Yaşar. Nalan konağa dönüyor. Ay nasıl girdi bunlar içeri? Baba! Tut şunu, tut tut Gökçe. Ay evimi mahvedeceğim. İbrahim yatakta. Kim aldı bunları içeri? Ama tutuyorum işte, ben burada tutuyorum ya. Baba! Şuradan çek. Çocuklar. Tamam, al bakayım bunu ye. Aferin baba. Gel sen valla. Aysu. Kim gönderdi bunları acaba? Baba gel Allah aşkına. Baba! Allah Allah, bu ne ya? Salonun ortasında üç koyun. Ah. Emni hale geldi ya. Asil de salonda. Gökçe tut şunu, şuradan çıkartalım artık. Bıktın mı? Bu gürültü ne? Ne oluyor burada? Ya baba, her yerden hediye geldi. Üç tane koyun geldi sabah. Dışarı da çıkaramadık. Kaldılar burada. Ahır mı kızım burası? Bu ne hal? Vallahi yoğurt doldu içerisi baba. Ya baba, buralarda bir yerde bir de bir tavuk olacaktı ama nereye gitti bilmiyorum. Ya ahırımız da yok, ne yapacağız? Ya sebzeler ortalıkta ya. Koyunlar onlara geliyor.
çiçekleri mi değdi nankörler? Ya oğlum, oğlum çıkarın şunları. Baba, bu tavuğu besleyebilir miyiz lütfen? Oğlum konuşma bu. Ya kaldırın, çıkarın şunları hepsini şuradan. Bırak oğlum Asil, al, sen de şunu. Al Asil'in çiçeklerini. Boynuzları var bunun, küçücük. Yeni çıkmış. Sevdi ama sevdi. Asil koyunları dışarı çıkartmaya çalışıyor. Aç, aç kapıyı. Aç kapıyı, çıksınlar. Ya baba ne olur bizde kalsın mı? Olmaz oğlum. Ben sana kanarya alırım sonra. Şuradaki bahçe. Bahçede de olmaz. Bahçede de olmaz. İyice uzaklara götürün bunları. İyice götür. Bak yoğurt, o yumurtaların hepsi çok fazla konu komşuya dağıttım. Biz yiyemeyiz onları. Şunları da paylaştırın. Benim bir yere gitmem gerekiyor. Giyineceğim, gidip geri geleceğim. Geldiğinde bunların hiçbiri burada olmacak. Anlaşıldı mı? Sen merak etme İbrahim abi. Hepsini halledeceğim. Öyle koyun boyun getirin de bir daha teşekkür edin, gönderin. Tamam. Yeşillikler içindeki Taraklı kasabası. İbrahim bir zarfla bankadan çıkıyor. Yanındaki ATM'de para çeken genç bir kız var. İbrahim sıkıntılı gözlerle zarfa baktı. Yavaşça birkaç adım uzaklaştı bankadan. Yaşlı bir adam bankaya giriyor. İbrahim karamsar ifadesiyle bir kez daha zarfa göz gezdirdi. Cebine koyarak hareketlendi. Nalan! Nalan, sana anlatacaklarım var. Aa, geç Nazmiye'cim, geç. Geliyorum ben şimdi. Hadi. Başka bir şey ister misin? Ne oldu? Hayırdır? Ah Nalan, ah neler oldu, neler. Yazık oldu İbrahim'e. Vallahi içim sızladı. Ne oldu ya İbrahim'e? Gel otur. Ya bir günde güzel bir şey söyle ya. Ne oldu, anlat. Neler oldu neler. Vallahi akşamki yemeği falan düşünemedim üzüntüden ya. Ya niye üzüldün bu kadar? Bir anlat bakayım hadi. İbrahim 5 kuruş parasız kalmış. Bankadan kredi çekip kamyonun parasını öyle ödemiş. Ay adamın eli de sakat. Bütün siparişleri iptal etmiş. Ay bu adam ne yapacak? Nasıl ödeyecek o krediyi? Ha? Yani işte yapamıyor. Ay nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm anlatamam. Hayır, o eliyle de gidip böyle başka yerden iş istese kimse iş vermez ki. Emin misin Nazmi? Ay eminim Nalan. Emin olmam mı? Ay bizim teyzemin kızının komşusu var. Onun kocası bankada çalışıyormuş. O söylemiş. Kredi çekti demiş. Nalan nemli gözlerle düşüncelere daldı. Bütün siparişlerini de iptal etmiş. Yaşar'ın dayısının amcasının oğlu vardı. Askerden arkadaş. O dolap siparişi vermiş. Ama dolap siparişlerini ben zamanında yetiştiremem diye iptal etmiş İbrahim. Yaşar elindeki lavaşa sarılı yiyeceği bıraktı. Allah'ım, sen Yaşar kulunu biliyorsun. Cebinde varsa sevinir, yoksa üzülür. Ya bir yorgan dolusu para geldi, geldi gibi gitti. Arsayı ucuza kapattık dedik, daha imza atmadan gitti. Dükkandaki masasında. Talihsiz hacı Arafat'ta ilan sokarmış işte öyle. İyi yarabbim. Şu Yaşar kulun ne hata etti de o mübarek bütçenden faydalandırmıyorsun acaba? İbrahim elinde zarfla geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam İbrahim. İbrahim zarfı bıraktı. Al. 45.000 lira hepsi burada. Yaşar heyecanla kalkıyor. Ya sen İbrahim ya. Sen nasıl mübarek bir adamsın ya? Kucakladı. Ya nasıl mübarek bir adamsın sen ya? Yaşar. Var ya daha şimdi şurada dua ediyordum. Allah'ım diyordum ya, şu İbrahim'e yardımcı ol diyordum. Ya benden al ona ver diyordum ya. Eminim demişsindir, dua etmişsindir benim için. Bu parayı ben sana vermezdim ama ihsanı bulamadım. Sen verirsin artık. Verir, verir. Buyur otur, bir çay ikram edeyim ben sana. İstemez. Ben borcumu ödedim. Benden bu kadar. Ya sen borcunu zaten ödedin ya. Ondan kim ne şüphe ya. Zaten borcuna sadık bir adamsın İbrahim. Küçümser baktı, gidiyor. Borcumu ödemiş. Ödeyeceksin tabii. Canım arabayı yaktın, kapkara ettin. Ondan sonra afra tafra ediyor. Allah'ım dünya kimlere kaldı ya? Hevesle masasına geçti, zarfı aldı. İki deste para çıkardı. Yakından bakıp kurnazca sırıtarak geri koydu.
Zarfı masaya bırakıp telefonunu aldı. Birini aradı, bekliyor. Bıraktığı yiyeceği aldı. İhsan. Canım gel paranı al. Yalnız şöyle bir şey düşündüm biliyorsun. Araba ikinci ele düşünce biraz değer kaybeder ya. Bunu 40 bin lira olarak alacağım. Eğer 15 dakika içinde burada olmazsan 35 bin olarak alacağım. Tamam mı canım? Hadi. İştah da geldi. Nalan'ın lokantası. Nalan. Hı. Nalan sen beni dinliyor musun? Aa dinliyorum he. Benim annemin ahiretlik teyzesi vardı Necmiye abla. Onun kocası da siparişler var ne oldu demiş aramış İbrahim'i. İbrahim de demiş ki ben bu elde bunları yapamayacağım. Ama beklerseniz biraz zaman sonra getirebilirim demiş. Onlar da kabul etmemiş iptal etmişler. Yani ne olacak bu adamın hali bilmiyorum ki. Kızlar, ne haber? Aa Kezban, gelsene anlatacaklarım var. Ay yok, benim çok işim var. Sen bana sonra anlatırsın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Ay Nalan, ben yetişeyim de anlatayım onu hemen. Seninle akşam görüşürüz, tamam mı? Tamam, tamam. Kezban! Nalan üzüntüyle ellerini yüzüne kapadı. Ah, İbrahim. Belindeki telefonunu çıkardı. Nemli gözlerle arama yapıyor. Telefon kulağında. Memduh abi. Merhaba Nalan ben. Nasılsın? İyiyim abi şükür. Ya senden bir şey rica edeceğim de. Benim çok sevdiğim bir dostum var. Özel de bir durumu var. Yani elinden de sakatlanmış. Ya rica etsem ona sen bir iş versen ha? Ya bak gerekirse ben maaşını öderim. Vallahi öderim. Ama aramızda. Bak kimse bilmesin tamam. Kimsenin bilmesini istemiyorum. Bak benim için çok önemli biri. Ha? O zaman bak şöyle yapalım. Ben seni birkaç saat arayacağım. Oral papyonlu siyah takımıyla odadan çıktı. İsmail garson kıyafetiyle. Ay mükemmel. Tek kelimeyle muhteşem olmuşsunuz. Alev Hanım iyi hoş da ben kendim biraz şey hissediyorum. Ne? Penguen şekli. Gülüncüne mi gitti İsmail? Motivasyon amaçlı abime söyleyeyim. Ben nasıl olmuşum Alev Hanım? Budur. Hadi bakalım beni takip edin, iş beklemez. İsmail bordo yelek, beyaz gömlek, siyah pantolonlu. Ali Usta. Bu arkadaşlar yeni personellerimiz. Şefim. Hoş geldiniz. İsmail. Hayırlı olsun. Oral. Merhaba kardeş. Tanışmanızı istedim. İsmail seninle çalışacak. Bildiğin ne varsa her şeyi ona da öğretmeni istiyorum. Oral resepsiyona bakacak. Siz hiç merak etmeyin Alev Hanım. Akşama rezervasyonumuz var. Kaç kişi? 15. Yalnız sayının artabileceğini söylediler. Harika. Genişlik bir iş koluna girmişiz İsmail. Dikkat ettiysen müşteri sayısı bile sabit değil. Her an artabilir diyorlar. Ayık olup ayık olma. Farkındayım abime söyleyeyim. Ayağınız uğurlu geldi. Hadi o zaman iş başına. Abi. İsmail sevinçle Ali'ye döndü. Oral sen benimle gel. Girişteki restorandalar. Evet burası resepsiyon. Kayıt defterine yapacağın işlemler zaten belli. Anahtarların hepsi arkamda asılı duracak. Bilgisayarla çok fazla işin yok ama rezervasyonları oradan gördüğümüz için zamanla sana onu da öğreteceğim. Geç bakalım yerine. Oral zil diye şekerliğe vurdu. Şekerliğe. Bankonun arkasına geçti. Dikkat et. Alev Hanım, resepsiyon bir müessesenin kalbidir. Taraklımıza gelen güzide müşterilerimizi güler yüzümüzle karşılayıp toplar damar şekli yapıp müessesemizde ağırlayacağız. Çiğdaks. Sana güveniyorum Oral. Sözünüz arkada kalmasın Alev Hanım. Oral hemen arkasındaki merdiven yüzünden hafif öne bükülü duruyor. Kayıt defterini açınca karşısına Burcu Akel diye bir isim çıktı. Burcu, Burcu kokuyor semtimizin meltemi. Burcu sağlık ocağının önündeki bankta ağlamaklı. Ben taraklının sersemi. Kesseler kanımı benim sen diye akıyor. Çekil. İsmail alem bana
Burcu yaşlı gözlerle Oral'la geçirdiği anları hatırlıyor. Maralım benim kalbime zaten ezelden beri ekli. Bu can 7/24 sana aşık şekli. Çiteks maralım benim kalbime zaten ezelden beri ekli. Bu can 7/24 sana aşık şekli. Burcu hüzünlü gözlerle bakarak elindeki kuru yaprağı çeviriyor. Gözleri dolu dolu. İki bardak çayla sağlık ocağından çıkan Uğur kısa bir an üzüntüyle Burcu'ya baktı. Yanına yürüyor. Beyaz önlüğü üzerinde. Kirli sakallı, zayıf otuzlarının başlarında. Burcu Uğur'u fark etmedi. Günaydın Burcu. Günaydın hocam. Kendi ellerimle çay doldum. Teşekkürler. Burcu'nun yanına oturdu. Hayırdır? Ya bir şey mi oldu? Canın sıkkın gibi. Yok, yok bir şey işte. Dalmışım öyle. Şey Burcu, aklıma gelmişken. Biz bu akşam İstanbul'dan gelen doktor arkadaşlarımızla birlikte konakta yemek yiyeceğiz. Sen de gelmek ister misin? Burcu düşünüyor. Yani bilemedim ki şimdi. Hadi ama yani... Sana da bir değişiklik olur. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Ya iyi, peki tamam. Gelirim o zaman. İyi, süper o zaman. Burcu düşünceli halde çayını yudumluyor. İbrahim'in evi. Yapacak bir şey yok mu oğlum? Yatakta oturuyorlar. Maddi açıdan çok zor bir durumdayız baba açıkçası. Aksi gibi bileğim yüzünden çalışamıyorum da. Sen şu Arda ile konuşsan, şu okul giysisinden vazgeçirsen, tatlı tatlı konuşurum da. Çocuk çok istiyor ama karşılayamayız. Sen üzme kendini. Benim emekli maaşım var ya. Senin emekli maaşına dokunamam baba. Olur mu öyle şey? Zaten koca bir aileyiz. O para yetmez. 4 tane evlenecek kızım var. Sadece Burcu çalışıyor. Gökçe okula gidiyor daha. Bir şey düşünmem lazım. Gökçe gizlice dinliyor. Sen dedin ya biz koca bir aileyiz. Babanın parası reddedilmez, ayıptır. Kötü günde de beraberiz, iyi günde de beraberiz. Kara gün kararıp kalmaz demişler. Sen merak etme. Bir çaresini buluruz. İnşallah baba. Abla, kapat artık şu dedektiflik defterini ya. Ne olur. Vallahi sen şu defteri açtıkça benim yüreğim sıkışıyor ya. Aysu defteri gösterdi. Merak etme. İşin operasyonel kısmını şimdilik erteledim. Sadece teorik olarak düşünüyorum. Bakışları kapıyı açan Gökçe'ye çevrildi. Gökçe üzüntüyle bakıyor. Ya ne bu ağlamaklı surat? Tamam diyorum, operasyon falan yapmayacağım. Sadece Alev'le ilgili bazı notlar alıyorum yani, tedbir amaçlı. Gökçe içeri giriyor. Ona üzülmüyorum abla ben. Ne oldu, niye moralin bozuk? Dedemle babamı konuşurken duydum şimdi. Galiba. Ne? Ne olmuş bacım? Kızım anlatsana. Kız. Kalkıp Gökçe'nin yanına yürüdü. Abla. Galiba bizim hiç paramız yok. Babam Arda'yı okul gezisine bile gönderemeyecek kadar kötü durumdaymış. Yani şu anda dedemin emekli maaşıyla Burcu'nun aylığından başka hiçbir gelirimiz yok. Nasıl oldu bu? Tuğba kaygılı gözlerle düşünüyor. Yangın. Kesin yangın yüzünden. Haliyle kamyonetin parasını da babamdan istediler. Onu bilmiyorum abla ama babam bu eliyle çalışamayacağını söylüyordu dedeme. Yani paramız olmadığı gibi gelecek bir paramız da yok. Ne yapacağız biz abla? Abla, gene düşündü sizin ablanız diyeceğin nokta tam da burası. Hadi. Aysu olumsuz anlamda başını iki yana salladı. Allah'ım niye bizim başımıza geliyor bunlar? Kahvehane. Asla olmaz. Ya siz benim gönlümde kimin yattığını bilmiyor musunuz? Ben kimseyle tanışmam. Nokta. Fatih'ciğim,
Bak şimdi, Gökçe benim de arkadaşım. İyi de bir kız ama şimdi sen İbrahim amcanın onu sana vereceğini düşünüyorsun ya. İşte o öyle bir şey yok. Yani rüyalarda geziyorsun ya. Aman vermesin zaten. İsteyen kim? Anne bak lütfen rica ediyorum böyle konuşma. Bak Fatih, oğlum. Biz sana diyoruz ki Asena'yı bir kere gör. Ya hemen evlen demiyoruz ki. Sadece bir kere göreceksin. Ay ne var yani bunda ya? Ne var yani? Ya sen de bir şey söylemeyecek misin? Hanımla, hanımla zorla güzellik olmaz. Bu çocuk yıllardır Gökçe diyor, başka bir şey demiyor. Aşka biraz saygınız olsun. Hem kaçıncı yüzyıldayız? Sevenliği ayırmayın. Helmut! Ya ben onun annesiyim, annesi ya. Vallahi sütümü helal etmem ha. O kadar. O kızla ya tanışacak, ya tanışacak. Tanışmayacağım. Tanışacaksın. Tanışmayacağım. Ya ne diyoruz? Alt tarafı kızcağızla bir tanış diyoruz. Ne dedik yani? Hem bak Fatih'ciğim, şimdi Asena var ya, Taraklı'da Kübra Çelik'ten sonra gelen en güzel kız. Bir tanış. Kübra Çelik? Hı. Tanışmıyorum. Fatih, bak bu kızın saçları böyle beline kadar. Ay su gibi ayol, su gibi bir gör. Aa yeter ya, daraldım ben. Tanış. Aa, oğlum, oğlum bak. Bak, kız at binmeyi biliyormuş, biliyor musun? İsterse uzay mekiği kullansın. İsterse atomu parçalasın. Tanışmayacağım. Tanışmayacağım ya. Ah! Yeter ya. Ya ben anneyim anne. Benim söz söylemeye hakkım var, tamam mı? Yok öyle bir çımarık çımarık tanışmayacağım demeler, tamam mı? Ya bir kere ya. Bir kere görsen kızı ne olur ya. Yani diyor ki sütümü diyor emzi vermedi ya. Helal etmem diyor. Sen ne konuşuyorsun? Olmazsa ben senin peşini bırakmam. Ne yapıyorsun? Ben bunu... Tamam. Tanışacağım ya. Tamam tanışacağım be. Öf! Oğlum! Doğru mu söylüyorsun? Bana bakın! Şimdiden peşin söylüyorum. Oraya giderim, merhaba ben Fatih derim. O da der ki merhaba ben de Asena. Memnun oldum, çıkar gelirim. Daha başkası yok, tamam mı? Baştan söylüyorum, benim şartlarım bunlar. Size uyuyorsa ne âlâ. Uyumuyorsa hayatta hiçbir yere gitmem, buradan da ayrılmam. Anlaştık! Allah'ım delireceğim. Ay çok mutluyum. Nalan'ı da Fatih'i de biriyle tanıştıracağım. Bundan sonra çöp çatanlık guruluğunu ilan ederim artık. Ah canımım. Benim büyümüş de görücüye gidiyormuş da. Ah, aman anne, büyümüş de erkek adam mı olmuş? Anne, vazgeçtim. Ay dur tamam. Tamam oğlum tamam. Sen ne dersen o tamam. Sustum tamam. Kızlar bu işi de hallettiğimize göre ben diyorum ki yeni maceraları yelken açalım. Stilistiniz olarak zaman kaybetmeden akşamki yemeğe odaklanalım diyorum. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Helmut, sen de üstüne böyle doğru düzgün bir takım giy, tamam mı? Böyle çok şık ol. Aman öyle bir gene rengarenk giyme, oldu mu? Bak çok ciddi bir yemek olacak. Belki de Nalan'ın başını bağlayacağız. Hadi kızlar. Hadi Fatih. Aslan oğlum benim. Sırtına. Görüşürüz Fatih'ciğim. Helmut sandalye çekip Fatih'in yanına oturdu. Kendi başını bağlamayan gider gelin başını bağlamış. Anlamadım. Yap bir şey. Bu sözün ne manaya geldiğini şimdi çok iyi çözüyor. Yanlış yaptığını biliyorsun değil mi? Ya görmedim, ellerinden kurtulamadım ki. Neredeyse gırtlaklayacaklardı beni. Sen biliyorsun. Fatih pişmanlıkla baktı. İbrahim marangozhanenin eşiğinde karamsar haliyle düşünüyordu. Dışarı çıkıp kapıyı çekti. Hareketleri çok yavaş, cebinden çıkardığı anahtarı kapı kilidine soktu. Anahtarı cebine geri koydu, kederli bakışlarını önünde dolaştırıyor. Kapının iki yanında duvara dayalı tahta malzemeler var. İbrahim sıkıntıyla bakıp gitti. İki işçi bir çuval taşıyor. Kısacası iş bakıyorum. Bekçilik ya da ne bileyim herhangi bir şey, ne olursa olsun. İbrahim Usta, seni anlıyorum ama yapabileceğim bir şey yok. Tek elim böyleyken. Bir fabrikadalar. Tamam. Anladım. Sağ ol, vaktini aldım.
akşam kuş bakışı taraklı kasabası. Nalan makyaj malzemeleriyle dolu sehpadan aldığı süngeri yüzünde gezdiriyor. Saçları bigudiyle, göz makyajı koyu. Pembe bir ruj sürmüş. Oturduğu kanepede yeşil bir elbise, eflatun bir bluz. Duvarda kırmızı bir bluzla gri bir elbise asılı. Boynuna tuttuğu kolyeyle aynaya baktı. Alev bir odadaki masada aynaya bakarak saçlarını tarıyor. Masada makyaj malzemeleri var. Kısa siyah bir ceketle beli kemerli beyaz bir gömlek giymiş. Saçlarını sağ omzuna attı. Burcu uzun saçlarını çeki düzen veriyor. Hafif bir makyaj yapmış. Alev balık sırtı ördüğü saçının ucuna lastik taktı. Saçı hala sağ omzunda. Aynaya bakarak pembe ruj sürüyor. Nalan saçlarını açmış. Ayna karşısında havalandırdı. Burcu ayna karşısında rümen sürüyor. Nalan beline oturan saks mavisi bir elbise giymiş. Kollarının dirseğinden aşağı kısmı çan. Elbiseyle aynı renk sallantılı küpeler takmış. Saçlarını savura savura aynaya bakıyor. Akşam kuş bakışı taraklı. Konak. Selamünaleyküm. Kolay gelsin kardeş. Çantasını masaya attı. Yaşar Bey. Nasılsınız? Mersi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Reha Bey. Tokalaştılar. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz Yaşar Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz? Sağ olun, ben değil. Bak gördün mü, erkenden gelmiş, aferin. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Nalan Hanım. Reha ben. Memnun oldum. Buyurun. Nalan Alev'e gülümsedi. Reha'nın çektiği sandalyeye oturdu. Nazmiye ile yan yanalar. Ben hala bu odun ne işimiz var bir türlü anlamıyorum. Hiç profesyonelci değil. Ya iki kişi tanışacaksa bunu kendileri halletsin. Biz aracıyız ya. Biz siz olmasaydı Fethi. Resepsiyonun yanından geçtiler. Nalan saçlarıyla oynayarak havalı havalı Alev'i süzüyor. Alev'in yüzü düştü. Ekmek kasesiyle yürüyen İsmail Uğur'u görünce durup dikkat kesildi. Uğur masasındakilerle sohbetti. Ne iş var bu adamın burada ya? Oral abim kapının önündeyken bu herif buraya nasıl girdi? Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et. Yoksa ortalık çok fena karışacak. Ekmek kasesini bir masaya bıraktığı gibi dış kapıya koştu. Alev müşterilere gülümseyerek ortalığı kontrol ediyor. Dışarısı. Vallahi yok. Mutfakta olmasın. Anam, bıçak bıçak almasın eline. Geri dönecekken bir şey görüp vazgeçti. Kapıları da girişleri de tablo gibi durursan tabii nazarı da çekersin. Abin, neredesin sen? İsmail, üzerime kahve döküldü. Biliyorsun bu çay kahve bardakta durduğu gibi durmuyor. Yeni bir elbise gördüğüm an döküleyim istiyor. Şu hale bak. Gömleğine dökülmüş. İkisi de şaşkınlıkla aynı tarafa dikkat kesildi. Burcu saçlarını savura savura geliyor. Beli kemerli bordo bir manto giymiş. Oral'la İsmail'i görünce bir an şaşırdı ama hemen toparladı kendini. Ciddiyetle yanlarına yürüyor. Burcu. Oral. Hayırlı olsun ama geldin, beni özlediğin için mi geldin? İşim vardı, o yüzden geldim. Ne işin vardı? Abim, işi olmayanın işi diriş. İşi. Yengem. Bugün tıp bayramı galiba. Yengem onu şey etmek için şey yapmış. O zaman hep birlikte 1, 2, 3 tıp. Yengem, tıp bayramı kutlu olsun yengem. Konuşmasın diye sus işareti yapıyor. Bayramınız mübarek olsun Burcu Hanım. Allah devamını daim etsin, ben bilmiyorum. Burcu tepeden bir bakış atıp gitti. Oğlum bu yengem benimle niye konuşmuyor lan? En azından eski günlerin hatırına insan iki tane kelam eder. Yengem sana kırgın ya, ondandır. Hem seninle niye konuşsun abim? Niye lan balta? Ne demişler? Karnın açsa börekçiye, hatan çoksa çiçekçiye gitmek lazımmış. Abim sen git, böyle kendini affettirmek için böyle kocaman, böyle çok büyük bir çiçek yaptır abi. Hani kendini affettirmek babında abime söyleyeyim. Doğru söylüyorsun lan İsmail. Biraz romantik takılmak lazım. O zaman ben bir koşu gidip geleyim. Sen de benim yerime göz kulak ol, tamam mı? Tamam abi, sen git sabaha kadar gelme. Ne diyorsun lan? Yani ben seni telafi ederim abi.
İyi, hadi bakayım. Tamam. Gitti. Benim bir an önce Burcu yengemi buradan göndermem lazım. Yoksa vallahi burası mezbahaya dönecek ha. Dedem. Şu dedeme su ver, hadi. Dedeciğim bak, sadece kepek ekmeği yiyorsun, tamam mı? Sadece. Ya bırak sen şimdi onu. Tuz verin bana, tuz. Ya ne tuzu? Dede hala ya. Yeter, yok tuz muz. Hadi bakalım, ye. İbrahim merdivenden indi. Arda nerede çocuklar? Odasında baba. O yemeğini yedi, dersin çalışıyor. Ah, iyi, aferin. Çalışsın eşek sıpası. Burcu, o yemeyecek mi? Burcu evde yok ki. Nerede? Baba sana söylemedim şey, o doktor arkadaşlarıyla birlikte konağa yemeğe gitmişti. Biz senin haberin var sanıyorduk vallahi. Yok, haberim yok. Bana söylemedi. Allah Allah. Sana ulaşamamıştır herhalde baba. Şimdi mesai arkadaşları da deyince kıramamıştır onları. Alo. İsmail. Kızlar tedirgin oldu. Baba ne oldu ki? Baba hayırdır? Ne diyor? Söylesene baba. Bir şey desene baba. Ne oldu? Ya kalkten mi götüreceksin bizi baba? Nereye gidiyorsun öyle? İsmail niye aradı? Ne oldu ya? İsmail konağa girdi. Alev Hanım, Alev Hanım, Alev Hanım. Ne var, ne oluyor? Alev Hanım, çok fena bir şey oldu. Ne? Burcu burada. Doktor burada. Alev Uğur'a baktı. Ve bu karışımı bomba haline getirecek asıl element olan Oral abim burada. Bir an önce ya doktorun ya da Burcu'nun buradan gitmesi lazım. Ne yapayım ben şimdi İsmail? İnsanlara kalkın gidin mi diyeyim? Sen en iyisi al Oral'ı başka bir yere götür. Ben Oral abimi çiçek almaya zaten gönderdim. Ama o gelmeden önce bizim bu saçma çözeltiyi bir an önce seyretmemiz lazım. İsmail bir şeyler yap. Eğer Oral buraya gelip ortalığı birbirine katarsa Neve Serhan Hanım'a çok mahcup oluruz. Yani ben yapabileceğime... Aa! Ben garsonum ya. Evet. Ne? İsmail! İsmail! İsmail dinlemeden gitti. Alev tedirgin. Çok güzel oldu değil mi arkadaşlar? İsmail çorba kasesiyle geldi. Yine mi ya? Merak etme. Ilık doldurdum, yengeme söyleyeyim. Allah! Çorbayı başından ışığı döküverdi. Ya ne yapıyorsun sen kardeşim? Ya dikkat etsenize biraz. Ne yaptın sen ya? Üstüm başım mahvettin, bilerek yaptın değil mi? Ya. Masadan peçete aldı. Çekil. Ay Allah ya. Kapıya yöneldi. Kusura bakmayın. Ali Usta, hemen toplayalım masayı. Ne olur öyle şeyler. Dışarısı. Ay şimdi ya. İsmail, sen elime mi geçiyorsan mahvedeceğim. Ya üstüm başım saçım mahvoldu. Ya Burcu, bir şeyin var mı? İyi misin? Yok, iyiyim. Ya üzülme lütfen. Olur böyle kazalar. Ama herkese rezil oldum. Ya niye rezil olacaksın ki? Ya bir aksiliktir oldu işte. Hadi üzülme lütfen. Hem bence bu halinle bile gayet güzel görünüyorsun. Bu halimle mi? Bir tek şu yanağındaki hani mercimeği anestezi yapmadan alırsak. Aldı. Gayet eski Burcu oldu. Gülümseyerek yanaklarını tuttu. Peçeteyle sol yanağını siliyor. İbrahim geldi, öfkeyle bakıyor. Burcu! Burcu korkuyla arkasına döndü. Baba! İbrahim'in öfkeli yüzünde zaman durdu. Bu dizinin betimlemesi Sinegraf Yapım tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org. Sesli Betimleme metin yazarı Gülşen Argüç. Seslendiren Ayşegül Kalkan. Altyazı Çağıl Doğan, Gökberk Yılmaz, Ecenaz Batmaz, Feride Tezcan. İşaret dili Volkan Kurt. Son kontroller Zerrin Çınar, Dolunay Ünal. Teknik yapım Yeni Gökdelen Tercüme, Dağ Prodüksiyon. Yönetmen Osman Sınav, STM. Mehmet Bahadır Er, Yücel Hüdaverdi. Yapımcı Osman Sınav, STM. Senaryo Hasan Kaçan, Feraye Şahin, Ali Uğur Kaçan, Saadettin Tolan. Müzik Aytuğ Yargıç. Genel Koordinatör Erkan Akın. Görüntü Yönetmeni Yusuf Akkuş. Kurgu Yönetmeni Kemalettin Osmanlı. Bu dizi TRT 1 tarafından Sinegraf AŞ'ye yaptırılmıştır. Copyright 2017. Beton fondaki siyah kare içinde Sinegraf ve Osman Sınav yazdı.